Günaydın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ekber. Bugün cuma. Ne buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine? Güneş doğan günlerin en hayırlısı. Bugün cuma. Bizden önce Gökhan Kurt vardı efendim. Türkiye'den dünyadan haberler taşıdı size. Operasyon harekat bölgesindeydi. Şimdi sıra bu fakirde. Bugün günlerden cuma. İmam-ı Rabbani diyor ki sefer zamanı iki ordu görev yapmalı. İttifak halinde. Birinci ordu askerler, bildiğimiz evlatlarımızdan oluşan ordu. İkinci ordu dua ordusu. Ey ahali, dua ordusu. Hazırsanız, hazırsanız dua ordusunun görev zamanı. Hem de cuma sabahı. Allah'ım ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahim, sen rahmansın, sen rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et, dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Allah'ım elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu akbar ve lillahilhamd. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza ile yalvarıyoruz sana Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy, birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine, akıllarına, ruhlarına, Kur'an-ı Kerim'i senin emrettiğin gibi algılayabilme idrak ve kabiliyeti koy. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım dertli olan Müslümanlara derman ver, hasta olan Müslümanlara şifa ver, borçlu olan Müslümanların borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı, istihbarat elemanlarımızı, bizimle beraber mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizi koru, kolla, muhafaza eyle. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahmer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyeddamın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu millet asırlar boyu İlahi Kelimetullah'ı ve bunun sancaktarlığını yapmış bir millet. Bu millet ilahi kelimetullahın sancaktarlığını yaptı. Bu aziz ve asil millet bu lafı duyunca, bu cümleyi işitince tir tir titriyorum. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler, benim gibi titreyen kardeşlerim var, biliyorum. Bir de düşmanlarımızın Türkiye'deki işbirlikçileri titriyor. Bu lafı duyunca onlar azgınlıktan, öfkeden titriyorlar sevgili dostlar. Biliyorsunuz, düşmanlarımızla işbirliği yapanlar var bu memlekette. Evet, adı bizden, soyadı bizden ama akılları, ruhları, kalpleri bizden değil. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Sabah ajansında istediklerimizi aldık dedi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Türkiye ve Amerika zirvesi anlaşmayla sonuçlandı. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti.
Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. 4 saat 20 dakikalık görüşmede Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin güvenli bölge tezini kabul etti. Terör örgütü, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeyi silahlarını bırakarak 5 gün içinde terk edecek. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'na başlamadan önce çizdiği hedeflere yapılan müzakereyle ulaştı. 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın batısın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bu bizim güvenliğimiz açısından da önemli. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ve liderlerle görüşmelerinde de anlattığı ve projelerimizi de artık paylaşıyor. Bu bölgelere Suriye'de evini terk etmek zorunda kalan bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edinmiş insanlar ve göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Teröristlerin bölgeyi terk etmesini Türkiye takip edecek. Teröristler tümüyle çekilirse harekat durdurulacak ve Amerika'nın getirdiği yaptırımlar tümüyle kalkacak. Şimdi 120 saatlik bir ara verme var. Durma değil, ara verme. Ne için? Bu teröristlerin buradan çıkması için. Ve bunu kim yapacak? ABD yapacak. Ve bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak. 120 saatlik süreden sonra bu teröristler tamamen buradan çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman o zaman biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Buradan teröristlerin temizlenmesi. Dolayısıyla bu gerçekleştiği andan itibaren de bu aşamaya geldiğimiz zaman da şu andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak. Ve Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da planlanan Amerika ziyareti. Çavuşoğlu davetin geçerli olduğunu belirtti. Amerika ile gerçekleştirilen zirvenin ardından Erdoğan Rusya'ya da gidecek. Bakan Çavuşoğlu o ziyarete de dikkat çekti. Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Çekilme kararını da aldılar. Şimdi bu bölgede Münbiş dahil bazı bölgelerde rejim var. Yine Fırat'ın doğusunda da kuzeyde bizim sınırımıza yakın bölgelerde Kamışlı dahil biliyorsunuz rejimin de olduğunu biliyoruz. Ve dünden itibaren Aynel Arab Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiş ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz? Rusya'yla. Şimdi uzun lafın kısası. Bir, cephede kazanıldı. İki, masada da kazanıldı. Üç, Recep Tayyip Erdoğan büyük lider. 10 günde dünya yamuldu, dünyanın beyni yandı. Kim kiminle beraber gördük. Meğer Suriye'ye değil Amerika'ya girmişiz sevgili seyirciler. Hadise bu. Olan bitenden çıkan sonuç bu. Hemen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Hemen yeri gelmişken bir kere daha söyleyelim. Bu Mike Pence, bu Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Evangelist Hristiyan Siyonist Yahudi İttifakı'nın iki azgın lideri ha. Haberiniz olsun. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içerisinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'de anlaştı. Amerika'nın iki numaralı ismi Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ile varılan anlaşmayı bu sözlerle duyurdu. Onların yaklaşık 20 millik alandan Türkiye'nin güney sınırından güvenli çekilmelerini sağlayacağız. Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Kobani
halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak. Barışpınarı hareketi YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra tamamen duracaktır. Külliye'de yaklaşık 4,5 saat süren görüşme trafiğinin ardından kameraların karşısına ilk geçen isim Pence oldu. Yanında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da vardı. Türkiye'nin endişelerini anladıklarını söyleyen Pence, YPG'nin çekilmesinin başladığını açıkladı. YPG güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız. Bu şimdiden gerçek planda başlamıştır. Pence'in açıklamalarındaki önemli başlıklardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararıydı. Amerikan Başkan Yardımcısı anlaşma sonucunda ekonomik yaptırımların kaldırılacağını belirtti. Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek dedi. Anlaşmayı göreceksiniz. Anlaşmamızın bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Ek bir yaptırım söz konusu değildir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin, tahkimatların imha edilmesi konusunda da mutabakata vardı. Anlaşmaya varılan konulardan biri de DAEŞ'la mücadele. Türkiye ve ABD Kuzeydoğu Suriye'de DAEŞ'in faaliyetlerini durdurma konusunda karar vermiştir. Bunun içerisinde tutuklama tesislerine dair bir anlaşma ve daha önce DAEŞ'in kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar, hususlar var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları, hemen onu da gündeme getirelim. Onu da ekranlarınıza getirelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Bir milim geri adım atılmadan onların geri çekilmesiyle ilgili bir tablo var ortada. Onlar kim? Amerika. Kardeşim, karşımızda terör örgütleri yok. Terör örgütlerinin sahipleri var. Bence Başkan Erdoğan çok zeki. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. O, halkının güvenliğini istiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik etti. Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmayı değerlendirdi. Mutabakatı tebrik eden Trump, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için çok önemli bir gün diye konuştu. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye sınırı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtti. PKK-YPG'nin sivillere yönelik saldırılarını kastederek kimse konuşmak istemese de burada birçok Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini vurguladı. 35 kilometre derinliğindeki bu bölgeden Türkiye'ye yönelik çok kötü şeyler oldu. Burası nedeniyle Türkiye'de çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu adil değil. Kimse bu konudan bahsetmek istemiyor. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkinde konuşan Trump, yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Anlaşma nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Sadece Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum. Çünkü açıkçası o çok büyük bir lider. O sert bir adam, güçlü bir adam. O doğru olanı yaptı. Bundan çok memnunum. Gelecekte de memnun olacağım. Türk ordusunun gücünden de bahseden Trump, Türkiye dostumuz dedi. Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Türkiye bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi. Bir soru üzerine Trump, gelecek ay Başkan Erdoğan'ın Washington'a geleceğini de ifade etti. Trump'ın açıklamalarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek" ifadelerine yer verdi. Evet.
Tabii inanılır gibi değil, daha düne kadar. Ya ne işimiz var Suriye'de, savaşa hayır diyenler şimdi niye operasyonu durduruyorsunuz diyorlar. Anladınız değil mi sevgili dostlar? Onların derdi savaş, barış, insanlık, insani değerler falan değil. Onların derdi düşmanlarımızla beraber olan kalplerinin içindeki. Evet. Onların derdi bu. Bu memlekette adı bizden, soyadı bizden, görüntüsü bizim gibi ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar var. Barış Pınarı Harekatı'nda Sinan Yılmaz var şimdi karşımızda. Sinan Yılmaz, günaydın, kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Günaydın Erkan Tan. Şu anda Akçakale'deyiz. Sınırın sıfır noktasında. Arkamda ise Tel Aviv bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçti. Dün Türkiye ile ABD arasında görüşmeler yapıldı ve görüşme sonrasında da bir sonuca varıldı. Türkiye ile ABD anlaştı ve YPG çekilmeye de başladığını sizlerle paylaşalım. Şu anda Türkiye-Suriye sınır hattında büyük bir sessizliğin olduğunu sizlerle paylaşalım. Tabii geride bıraktığımız günlerde burada yoğun çatışmalar vardı. F-16 savaş uçakları ve sınır hattında bulunan topçu birlikte sürekli bombalama gerçekleştiriyorlardı. Ancak dün yapılan görüşmenin ardından da burada sessizlik hakim oldu ve hala o sessizlik devam ediyor. 5 gün içerisinde PKK-PYD güvenli bölgenin dışına çekilmiş olacak. Yani M4 karayolunun hemen güney kısmına PKK-PYD'ler güneyine çekilmiş olacaklar. O çekilme süreci de başladığını sizlerle paylaşacağım. Ancak zaten Türk Silahlı Kuvvetleri Tarabiyat'ın bir bölümünü ve Resulen bir bölümünü kontrolü sağlamış durumda. Yani 1300 kilometrelik bir alanı kontrolü sağladı ve orada çıkmayacak, orada çalışmalarını sürdürecek ve yaklaşık 5 gün boyunca da PKK-PYD'nin hareketleri gözlenecek. İnsansız hava araçlarımız da yine aynen bu coğrafyada, bu bölgelerde yine keşif uçuşu yapacak. Sürekli PKK-PYD'nin hareketlerini de gözleneceğini sizlerle paylaşayım. Anlaşma sonrasında bölgede sessizlik hakim. Kısaca şunları özetleyelim. PYD güvenli bölgenin dışına çıkmış olacak. PYD elindeki silahları bırakacak ve bölgedeki tüm mevziler imha edilecek. Güvenli bölge Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçmiş olacağını sizlerle paylaşalım. Ve 9 gün sonra burada top atışların sesi kesildi, çatışma sesleri kesildi. Ve şu anda Türkiye-Suriye sınır hattında sessizliğin hakim olduğunu belirterek sözü tekrar size bırakalım. Erkan Tan. Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve efendim gazete başlıklarıyla devam edelim. Olan bitenler gazetelerde nasıl yer almış, yer bulmuş? Büyük Zafer, Yeni Şafak gazetesi. Türkiye her istediğini aldı diyor. Büyük Zafer, terörizmi yenersek çok can kurtulacak Başkan Erdoğan'ın sözleri. Büyük Zafer, Türkiye istediğini aldı. Akşam. Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin. Amerika'ya 120 saat mühlet. Mektup çöpte, cevabı sahada deniyor Akşam gazetesinde. Akit, İstanbul'a Osmanlı düşmanı danışman, bakın meydan kimlere kaldı diyor. Johnny'nin mayın eşekleri ağlıyor. Amerika'nın yarı yolda bıraktığı YPG, PKK gizli ajandalarını ifşa ediyor. Salih Müslim bize verilen 3 söz vardı. Bunları yerine getirmeden çekip gittiler dedi. Amerika'yı kendilerini satmakla suçladı. Ve efendim Türk Silahlı Kuvvetleri, masum çocukların yüzü gülecek. Ve efendim devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri teröristini çekecek. Milat gazetesinde hadise bu şekilde yer almış efendim. Güneş, o Türkiye yok artık. İkisine birden 55 yıl sonra Barış Pınarı Harekatı'yla cevap verildi. Johnson mektubunu akıllara getirdi. Amerikan Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı küstah mektup. O gün verilemeyen cevap Barış Pınarı Harekatı'yla verildi. Trump'ın mektubu çöpe diyor gazete Star. Çirkin mektup, Amerika'yı rezil etti.
küstahlığa harekat emriyle cevap. Amerikan medyası Trump'la alay etti. Ve efendim devam ediyoruz. Barış Pınar olmazsa mülteciler Avrupa'ya akın eder. Macaristan Başbakanı'nın sözleri. Ve Türkiye ile devam edelim efendim. Sabah ve takvime de bakalım ama bu arada. Masada Zafer Pınarı, Takvim Gazetesi. Sabah hem sahada hem masada kazandık. Böyle görüyor bu gazetelerde efendim. Takvimi gösterdik. Türkiye Gazetesi ile şimdi devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi. Mesut Özil, Almanya her zaman ırkçıydı diyor. Türkiye hem sahada hem de masada kazandı. Güvenli bölge için Amerika'ya 120 saat süre. İşte iki ülkenin vardığı mutabakat biz de anlatıyoruz sabahtan beri, ayrıntılar var. Güvenli bölgeden çıkacak, Amerikan yaptırımları kalkacak. Amerika terörist PYD'ye yeni silah ve askeri yardım yapmayacak. Terör örgütünün ağır silahları toplanacak, mevzileri yıkılacak. Devam edelim. 5 gün sadece durduruldu. Ona vurgu yapılıyor efendim. İlk sayfadayız Türkiye Gazetesi'nde. Bakan Akar deşifre etti. Kimyasal silah kullanıp üstümüze atacaklardı. Ve Zeliha'yı bile alet ettiler. Bursalı bir fotoğrafçı 2007 yılında köyünde oyuncak bebeğin gözlerini kapatan Zeliha Öztürk isimli küçük bir kızın fotoğrafını çekti. Fotoğrafın ünü dünyaya yayıldı. Zeliha Portekiz'de duvar resmi bile yapıldı. Bugün 15 yaşına gelen küçük kızın fotoğrafını YPG'li teröristler katliamı yaşayan kız diyerek kullanmaya kalktı. Seviyesiz Trump'a tepki, küstahlığa karşı taviz verilmedi. Akıtıyoruz ilk sayfayı Türkiye Gazetesi'nde. Adalet Bakanı, Halkbank iddianamesi tamamen siyasi. Kamuya 60 bin kişi alınacak. Büyük şehirlere ÖTV indirimi. YPG 24 çocuğu yetim bıraktı. Şanlıurfa Akçakale'de 9 aylık Ömer'i şehit eden bebek katili PKK-YPG Mardin Nusaybin'de de ocakları söndürdü. İlçeye 300'den fazla terörist havanı düştü. 4'ü çocuk, 11 kişi şehit oldu. 21 çocuk yetim, 3 çocuk da öksüz kaldı. Haber. İşte burada sevgili seyirciler. Eli kanlı katiller, Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristleri, sivilleri işte böyle hedef aldı. Anlaşılıyor ki, yaşananlardan ortaya çıkıyor ki Türkiye Suriye'ye değil Amerika Birleşik Devletleri'ne harekat düzenlemiş. Söylemiyor muyduk bunu biz size? Temiz! Görüntüler Barış Pınar harekatıyla terör işgalinden kurtarılan Resulayn ilçesinden. Türk Silahlı Kuvvetleri Resulayn ve çevresinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için güvenlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Resulayn'da kapı kapı dolaşan komandolar adım adım terörü temizliyor. Yapılan aramalarda terör örgütünün ilçedeki çeşitli noktalara inşa ettiği tüneller de tespit edildi. Tünellerin bazı sokak aralarıyla evlerin bahçelerinden giriş çıkışı olduğu belirlendi. Yüzeyin yaklaşık 4 metre derinliğinde, yer yer 2 ile 3 metre genişliğindeki tünellerin istinat duvarlarıyla çevrelenmiş uzun koridorlardan oluştuğu ve birbirine bağlı farklı geçişlere sahip olduğu görüldü. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi de bölgede çalışmalarını yürütüyor. Tel var mı? Tel var mı tel? Her taşın altına bakan ekipler meskun mahalde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Timler mayın arama dedektörüyle yol ve kaldırımlarda tarama yapıyor. Şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor. Efendim dedik ya size PKK, PYD, YPG, KCK, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in terör örgütleridir diye. İşte sonuç bu. Demek ki Türkiye girmemiş Suriye'ye. Türkiye girmiş ABD'ye sevgili dostlar. Söylemiyor muyduk size? Aynen söylediğimiz gibi oldu işte. Şimdi devam edelim. Devam edelim efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu.
Amerikan askerlerinin Münbiş'ten çekilmesinin ardından rejim ordusu ve Rus askerleri kente girdi. Ben rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya'yla daha önce bir anlaşmamız var. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu da olası bir terör tehdidini bertaraf etmek için Münbiç çevresinde konuşlandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından, siyasi birliği açısından ve etnik ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD-YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı Türkiye-Suriye sınır hattını terörden arındırmak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Türkiye bunu gerçekleştirmek için hem cephede terör örgütüne göz açtırmıyor hem de uluslararası arenada yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amerikalılar çekilirken Ruslar arkasından geldi. Türkiye'nin o tarafa doğru ilerleyişi ve o bölgeyi de ele geçirme ihtimalinin çok yükselmesi nedeniyle bütün aktörler Türkiye karşısında birleşmekte tereddüt etmedi. Fırat'ın batısında Münbiş'te bunlar yaşanırken nehrin hemen karşısında Tel Mar'da terör örgütünün kullandığı bir binaya asılan Rus bayrağı A Haber kamerasına böyle yansıdı. Şu anda bulunduğumuz nokta Karkamış Aynel Arap sınırı. Arada sadece sınır duvarları var ve arkamızda da Aynel Arap'a bağlı Zormağar köyü var. Zormağar köyünde daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan bir terör mevzisinin üzerinde şu anda rejim ve Rusya bayrakları yan yana dalgalanıyor. Peki Esad rejimi ve Rusya sınırlı birliklerle girdiği ve kontrolü henüz ele geçiremediği Münbiç'le Aynel Arap'ta neden bayrak asıyor? Aslında rejimin çok ciddi bir askeri varlığı yok. Aslında Rusya'nın da çok ciddi bir askeri varlığı yok. Tabii ki bunlar çok önemli ama asıl önemli olan o bayrak göstermeler, sembolik değerler. Münbiç ve Aynel Arap'taki yani Kobani'deki Rus askerleri devriyeye başladı. Rejim ordusunun kontrolündeki Kamışlı havaalanında da hareketlilik had safhada. Şam'dan kalkış yapan askeri kargo uçaklarının Kamışlı'ya Suriye ordusuna ait yüzlerce kamuflaj getirdiği iddia ediliyor. O kamuflajların da YPG-PKK'lı teröristlere verileceği öne sürülüyor. Sait Özcan adlı seyircimiz mesaj göndermiş. Bakın, masadan böyle kalkılır. Vererek değil, alarak. Anladınız mı resmin büyüklüğünü ve farkını diyor Sait Özcan. Şimdi efendim geri dönüşlerden bahsedelim. Öyle ya, misafirlerimiz var. O toprakların gerçek sahipleri, sevgili dostlar, Araplar, Kürtler, Türkmenler, o toprakların gerçek sahipleri o topraklara geri dönecekler inşallah. Türkiye, Fırat'ın doğusunda güven ve huzuru yeniden tesis ediyor. Siviller evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Burası Barış Pınar Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad. İlçede güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmaları yapılıyor. Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller de evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu askerleri evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak güvence veriyor. Rakka'ya bağlı nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DAEŞ tarafından işgal edilmişti. YPG-PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, Amerika'nın verdiği yoğun destekle bir yıl sonra örgütün işgaline girmişti. Teröristler ilçedeki Türkmenleri bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle tehcir etmişti.
Gördünüz değil mi efendim? Aynı adamlar öğleden önce PKK, PYD, YPG üniformasını giyiyorlar. Öğleden sonra DAEŞ, IŞİD, o İslam ve Müslüman düşmanı sapkınların üniformasını giyiyorlardı. Gördünüz işte hapishaneleri açıp kapıları serbest bıraktılar. Eli kanlı diğer terör gruplarını. Şimdi efendim başka kirli planlardan bahsedeceğiz sizlere. Bakın Suriye Milli Ordusu sivilleri esaretten nasıl kurtarmış? Teröristlerin kirli planı ortaya çıktı. YPG PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı siviller kurtarıldı. Görüntüler Resulan yakınlarında terör işgalinden kurtarılan bir köyden. Suriye Milli Ordusu kontrolünü sağladıkları köyde çok sayıda sivilin bir evde toplandığını tespit etti. Suriye Milli Ordusu komutanının sivillerle diyaloğu kameraya yansıdı. Suriye Milli Ordusu köylerde yaptığı aramalarda çok sayıda ailenin evlerde hapsedildiğini de tespit etti. Kurtarılan sivillere yardım eden Milli Ordu onların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Günler sonra gün ışığına çıkan siviller Milli Ordu askerlerine teşekkür etti. Irak'tan Kandil'den gelen Kürtlerle savaştık diyor Suriye Milli Ordusu'nun komutanları. Çünkü oranın gerçek sahiplerini kaçırdılar. Şu anda Türkiye'de 300-350 bin, kimine göre 400 bin civarında o bölgeden gelen Kürt misafirimiz var. Türkiye'dekiler o bölgeden geldiler. O bölgedekiler nereden geldiler? Soru bu. Peki efendim NATO. NATO ve Türkiye ilişkileri. Şimdiki haberimiz bunu anlatıyor. Aslında Türkiye'nin şu bulut dağıldıktan sonra NATO üyeliğini de bir masaya yatırması gerekiyor. NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor ve onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Türkiye'nin Suriye sınırını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım için düğmeye basan NATO'ya yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yaptırım söylemlerinin NATO ruhuyla bağdaşmadığına vurgu yaptı. Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun nihai hedefini de bir kez daha açıkladı. Terör örgütü PKK-YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DAEŞ'le mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir. Başta Amerika. Öbür tarafta Avrupa, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. Neyle izah edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu deve kuşu gibi. Saklayamıyorlar. Efendim görüyorsunuz işte NATO üyesi ülkeler bu eli kanlı katillere silah veriyorlar, mühimmat veriyorlar ve şimdi de Fethullah Gülen kahvesinin adamlarını saklıyorlar. Gelelim HDP adlı siyasi parti görünümlü terörist sevicilere. Şimdi soru şudur. Anneler babalar, HDP Diyarbakır il binasının önünde evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından HDP'liler daha kaçırdı diye feryat ediyorlarken bu terörist sevici, siyasi parti görünümlü adamlara siyasi parti muamelesi
yapılmaya devam edilmeli mi? HDP'li 3 belediye başkanı ve 2 meclis üyesi tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı terör operasyonunun düğmesine bastı. Ekipler terörle bağlantılı isimlerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Soruşturma kapsamında HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, belediye meclis üyesi İrfan Sarı ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Daha önce de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, silahlı terör örgütüne üye olmaktan cezaevine gönderilmişti. HDP, Hakkari İl Başkanı Sinan Kaya da silahlı terör örgütüne üye olmak ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 10 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. HDP'li Mardin Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergis ve Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut da yine terör suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP'li isimlerle ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi. Ve benim Yunanistan'daki hadiselerle devam edelim. Türkiye doğuda uğraşırken Yunanistan batıdan bizi hançerlemekle meşgul olmak istedi. Bu ilikanlı katillerin, terör örgütünün oradaki sevicileri çok çirkin bir eylemin altına imza attılar Yunanistan'da. Türkiye Suriye'deki teröristleri vurdu. Avrupa'da yaşayan terör yandaşları terör estirmeye başladı. Son görüntü Yunanistan'dan geldi. Barış Pınarı harekatına karşı çıkan PKK-YPG sempatizanları Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na saldırdı. Terör yandaşı 11 kişi ziyaretçi kisvesi altında sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine girdi. Ardından da PKK yanlısı yazıların olduğu dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı. Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı. Yunan medyası 11 kişilik PKK yanlısı grubun polis tarafından gözaltına alındığını duyururken Türkiye PKK yanlılarının eylemine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çirkin eylemi kınadı. Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk evi ve başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk evine dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir. Daha planlama aşamasındayken önlenmeli bu eylemler. Yunanistan'dan beklentimiz bu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu konuyla ilgili önemli bir değerlendirme ve açıklama geldi efendim. Selanik'teki Atatürk evine yönelik eylem teşebbüsüne tepkiler peş peşe geldi. Yaşananlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir açıklama yaptı. Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Atatürk evine dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir. Aksoy, Yunan makamlarından beklentilerimiz bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleridir ifadelerini kullandı. Çirkin saldırı girişimine ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Güvenlik zaafına dikkat çekti. PKK-PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içindeki Yunan anarşist grupların Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesinde Atatürk evine yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez. Ve
Ve Antalya'dayız efendim. Antalya'dan üzücü bir haber geldi. Antalya'da dalış eğitiminde bir asker maalesef şehit olmuş. Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibi Hidayet Koyun'da dalış eğitimindeydi. Dalış yapan askerlerden dördü rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler hemen sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak acı bir haber geldi. Tedavi altına alınan askerlerden 37 yaşındaki jandarma assubay kıdemli üst çavuş Mesut Akmeş'e tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimiz Allah'tan rahmet, geride bıraktığı ailesine, eşine ve bizlere emanet olan çocuğuna sabırlar diliyoruz. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin naaşı düzenlenen törenle memleketi İzmir'e gönderildi. Öte yandan dalış tüpleri ve ekipmanlar incelemeye alındı. Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimize. Ailesine Allah sabır versin. Dua ediyoruz efendim bütün şehitlerimiz için ve devam ediyoruz yayınımıza. PKK, PYD, YPG, KCK. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleridir. Bunlar emperyalist yamyamların kiralık katilleri. Teslim ol. Kimse sana bir şey yapmayacak. Ölmeyi değil, yaşamayı seç. Katılmamın nedeni ise yani etraftan gelen bilgiler, etrafta söylenilen sözlerden bir tanesi ise özgürlüğün olduğu bir alan. Yani kadın hakkının olduğu bir alan. Yani bunu duyduğum için katılımda başvurmuştum. Kandırılanlar, zorla dağa kaçırılanlar, yıkılan hayatlar. Hadi hemen, hadi! Vereyim be, vereyim. Yeni bir güvenlik konsepti, azim ve kararlılıkla devam eden operasyonlar. Hedef belli. Dağda, bayırda, şehirde. Her nerede olursa olsun son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmek. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlar terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Kandil'in talimatlarına isyan eden teröristler de bir bir teslim olmaya başladı. Benim gibi teslim olmak isteyenler çok. Açlık var, susuzluk var. Yani zorluk var. Bu örgüt içerisinde bir maddi olarak da manevi olarak da gerçekten büyük bir zarar uğratıldı. Eleman temin etmekte zorlanan terör örgütü PKK, küçük yaştaki çocukları hedef alıyor. Bir baktım araba geldi. Arabada bir kişi vardı. Ağzımdan tuttu, arabaya aldı ve silahı gördüm, korktum. Bağırdım, çağırdım. İzin vermedi, ağzımı bağladı. İşte sonra yukarıdaki köye gittik, iki kişi daha geldi. Benim onları sevmediğimi söyledim onlara. Kaç defa söyledim ama dinlemediler. Terör örgütüne katılan ya da kaçırılan kadınların itirafları da PKK içindeki kirli düzeni ortaya çıkardı. Adın ne senin? Sema mı? Sema Sakinoğlu, atın. Peki ne zaman katıldın örgüte? Hiç anlatıldığı gibi değil. Hep farklı dayatmalar, baskılar sonucunda yani ellerinde tutuyorlar. Kimse de orada kalmak istemez. Bu eğitim baskıları, kaçma şeylerini, risklerini anlatıyorlar. Kaçarsanız işte
işkence, tecavüz vesaire ve benzeri şeylerle karşılaşırsınız diyorlardı. Ki onlar kim olursa olsun, nereye kaçarsanız kaçsanız da hiçbir şekilde normal bir hayat sunmayacaklar. Normal bir şey olmayacak diyorlardı. Hep burada şanslısınız, burada en azından yaşayacaksınız, oralarda yaşamayacaksınız diyorlardı. O şey yaparlarsa bile biz bırakmayız, bizim elimiz uzundur. Biz hiçbir zaman bizden kopan, onlar ihanet diyor, ihanet eden kişileri herhangi bir şekilde bizim tespit edip de onları şey durumumuz var yani, onları infaz etme durumumuz falan, bu tür şeyler söyleniyordu. Kaçanların arkasından yani öbürleri kaçmasın diye her türlü çirkin propagandalar söyleniyor. Aynı şekilde kendim de karşılaştım. Türkiye, Irak ve benzeri ülkeler için nereye yani kaçarsanız kaçın. Tabii özellikle Türkiye. Kaçarsanız işkence ve benzeri şeylerin olacağını söylüyorlardı. Yani propaganda, kaçmamaları için propagandalar düzenleniyorlardı. Aynı şekilde de yani bir kişinin orada yaşayabilmesi için insanlıktan çıkması, yani insanlıktan çıkılıyor resmen. Kandil demek taciz, tecavüz, istismar demekti. Bu sözler canı pahasına örgütten kaçan kadın teröristlere ait. Bir kadın için kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın isteğinin dilediğince kullandığı bir metadır. Yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadına da sınırlı değil. Duran kalkan kamplarda kadınlar arasında sapık Abbas olarak anılır. Hemen her kadın teröristin ifadesinde sapık Abbas lakaplı terörist başı Duran Kalkan'ın ismini görmek mümkün. Kadınsan sadece açlığa ve yokluğa değil, başındaki yöneticinin senin bedenini istediği gibi kullanmasına da dayanmak zorundasın. Cinsel istismar ve tacizlere karşı çıkmaksa ölüm nedeni. Bu nedenle de birçok kadın terörist infaz ediliyor. Kandil'de tecavüze karşı çıktığı ya da tecavüze uğradığı için infaz edilenlerle yaşadıklarına dayanamayarak intihar eden kadınların kemiklerini dizseler, köylerinden Kandil'e kadar uzanır. PKK'dan kaçıp Mehmetçi'ye teslim olan teröristlerin anlattıkları, yaşadıklarının yanında belki de devede kulak ama hepsi de kan donduran ifadeler. Dayaktır, iskencedir. Gerçekten kaç defa dayak yedim, kaçmaya çalıştım. Yaklaş! Kaçıp teslim olan teröristlerin ifadeleri istihbarat raporlarına da yansıdı. Raporda örgüte katılan kadınların %79'unun 15-22 yaş grubunda, bu kadınların %55'inin ise 15-18 yaşında kandırılmak veya kaçırılmak suretiyle dağa çıkarıldığı yer aldı. Raporda ayrıca örgütün kandırıp ya da kaçırarak dağa çıkardığı kadınların %90'ının yaşına bakılmaksızın ilk 30 gün içinde cinsel istismara uğradığına değinildi. Üst düzeydekilerin kendi aralarında yani kadınları olduğunu falan bunları söylüyorlardı. Onun dışında hamile kalanlar oluyordu. Onları da ortadan kaldırma şeyleri vardı. İfaz mı diyorlardı? Şöyle, onların kamplara, Irak bölgesindeki kamplara gönderildiğini söylüyorlardı. Bunu bu şekilde yansıtıyorlardı. Ondan sonra bir daha hiç görünmüyordu. Yani ifaz ediyorlardı. Bu şekilde kaldırıyorlardı ama dediğim gibi bunu savaşçılara yansıtmıyorlardı. Farklı anlatıyorlardı ki bu onlarda da zıt bir algı oluşmaması için. Mesela oraya gelen genç kızlar, çocuklar, yaşları mesela kaç, küçük yaşta çocuklar var mıydı? Yani benim gördüğüm en şey 17 yaşında gördüm. Ondan küçük görmedim ama eskiler bahsettiklerinde kendilerinde 13 yıl, ben 13 yaşındayken katıldım falan diyenler de oluyordu. Kaçmak için fırsat kolluyorlar diyorsun. Kaçmak için fırsat kolluyorlar. Dediğim gibi yani kaçmamaları için jandarmanın her türlü propagandasını yaparlar. Askerin her türlü propagandasını yaparlar. Giderseniz bu tür muameleler görürsünüz falan diye. Çoğusu da bu şekilde korktuğu için yani kaçmaz. Çoğusu kaçamadığı için de, fırsat bulamadığı için de intihar girişiminde
şey yapıyor. İntihar edenler de oluyor. İntihar edenler de oluyor, aynen. Nasıl intihar ediyorlar? Yani normal silahlarıyla bir şekilde kendilerini öldürme şeyler oluyor. Aynı zamanda kaçanlara da fark ettiklerinde de kaçacaklarını falan uzun bir süre tutuklanıyorlar. Orada tutukluyorlar yani kaçmalarını önlemek için falan. Onun da sürekli bir baskı falan üzerlerinde var yani, onu da diyebilirim. Peki öldürdükleri gençlerin ailelerine ne diyorlardı? Ailelere kesinlikle herhangi bir bilgi verilmiyor. Hani ben böyle biliyorum. Kesinlikle ailelere herhangi bir bilgi verilmiyor. Kandil'deki terör örgütü yöneticileri, erkek teröristleri eylemlere motive etmek için kadınları eşya gibi kullanırken, siyasi uzantıları ise evlatlarını isteyen anneleri suçluyor. Orada oturan bazı aileler istihbarat tarafından kendilerine verilen bir ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar. Bir anne hiç para karşılığında burada oturmaz yani. Selahattin Demirtaş yani belki kendi yani şeyleriyle onlar alışmışlar parayla bazılarını satın alarak bizleri kendileriyle karıştırmış olabilir ama biz öyle değiliz. Biz evlatlarımız için buradayız. Derdimiz evlatlarımızdır. Para için değil. Biz evlatlarımız için canımızı burada çürüttük. Ciğer satın alabilirdi. Ciğerdir bu ha. Hiçbir şeye benzemez. Bizi anlasın. Ciğerimizi versinler bize. Kandil'de sona gelindiğinin farkında. Örgüt, kaçışları durdurmak için tehdit ve infazın yanında bir de yalan makinesini işletiyor. Sapın sapın PKK'ya inanmayın, rezilliktir, tacizliktir, tecavüzcülüktür, dayaktır, iskencedir. Gerçekten kaç defa dayak yedim, kaçmaya çalıştım. Kaçmak istedim, kaçmama izin verdiler. Silahı kafama derdiler. Anladık ki, askerleri anlattıklarına göre değillermiş. Nasıl davrandılar sizi? Askerler bize valla çok iyi davrandılar. Güzel karşıladılar. Hiçbir şey yok. Anlattıklarına göre değillerdi. Kaçmak isteyenler, yol bulamayanlar aileleriyle kolu güçleri aracılığıyla oradan çıkabileceklerini bilmelerini istiyorum. Al bakalım. Yiyecek bir şeyler de getirir misin abiciğim? Deprem var. Çok yakında değil, oluyor zaten. Arkadaşlar deprem oldu. Bunu söyledik çünkü deprem demesek dinlemezdiniz bizi. Toplum depremi. İnsanlar arasında hay hatta kırılırsa o zaman ülke hiçe ayrılır. Görüyoruz ki ülkece büyük binalar inşa ettik ama insanlar inşa edemedi. Yalanla sallantıdayız. Türkiye derhal savaşa son vermeli, Suriye topraklarından çekilmelidir. Bu savaş haksız bir savaştır. İnsanlarımıza, yurttaşlarımıza karşı bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Kürtlere karşıdır. Bunun adı işgal değil de nedir? Bu bir savaş. Orta Doğu bataklığına müdahale etmeyin dedi. Orada bizim ne işimiz var dedi. Defalarca söyledi. Ama bugün geldiğimiz nokta askerlerimiz orada. Yorumu size bırakıyoruz. Yalana yalan da demiyoruz. Troll diyor, fake diyor. İşte kullanılan fake'lerden sadece bazıları. Daha çok var tabii ki bunlardan. Neyse ne ya, boş vermişliğinde yaşayıp gidiyoruz. Bu aralar Türkiye Kürtleri katlediyor yalanı en fazla duyduğumuz yalan. Oysa biz Türk-Kürt tüm millet olarak birleşip sadece teröre karşı durduk yıllardır. Konu beğenme. Hashtag bir eleştiri hastalığındayız. Sansasyonel paylaşımların peşinde. Tuhaf popülarite sevdalısı olanlarımız da ayrı bir durumda. Bir de özgürlük çağrısını sürekli yenileyen tipler var. Yalancılara yalanın yaradığı bir dönemdeyiz. Çünkü benim şu anda gözlerim... Bana da fena geliyor. Fena geliyor. Yoğun bir gaz var. Özgürlük asıl gayemiz olduğu için Barış Pınarı dedik. Ağaç bahanesiyle susamam diyenler vatan dediğimizde susuyor.
Onlara şunu söylemek isteriz. En büyük özgürlük bilmektir. Başka hiçbir şey özgürleştiremez bu kadar. Mümkün olduğu kadar çok bilmek. Biz bu yüzden sürekli bilmek ve bilgilendirmek derdindeyiz. Hırsız var diye bağıran hırsızlık yapıyor. Katil var diyen cinayet işliyor. Hükümetin IMF'ye gideceğini söyleyenler aslında kendileri gidiyor. Hasılı gerçek adım atana kadar yalan dünyayı dolaşıyor. So we literally played back to them that you got to change your brand. You know, what do you want to call yourself besides the YPG? And with about a day's notice they declared that they were the Syrian Democratic Forces. Bazıları imaj inşası konusuna girmiş. Yalanı atıp geçti adam dediği sözü bile unuttu. Amerikan dolarının 10 Türk lirası olduğunu görecek bu ülke. Kasım ayı itibariyle Türkiye riskli bölgeye girdi. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum. PKK'ya da teşekkür etmek zorundalar. Bunlar size yalan söyledi desek ne fayda, demesek ne fayda. Doğru söylemek eskiden insanlara daha çekici gelir. Tıpkı şimdi yalan söyleyenler kadar. Aslında insanın kendini bilmesi onu cazip kılır. İnsan en şerefli canlıdır. İnsan en nankör canlıdır. Siz vatan aynı canlıdır değil misiniz? İki farklı gerçek bu söz işte. Yalan değil. Cazip kılar dedik ya. Güzel ahlaklı insan olmak. Bunu doğru düşünerek, doğru konuşarak da başarabilir. İlle her yediğimizi Instagram'da paylaşarak, esprili tweetler atarak veya markalarca markaları üstümüzde taşıyarak değil. Sadece doğruyla bunu kazanabiliriz. Hem de kolayca. Biz başlatalım doğruları şimdi. Bakın hani biz Türk'üz, bizden bir şey olmaz sanıyoruz ya. Fazıl Say, o olmuş işte. Aziz Sancar, Nobel Bilim Ödülü sahibi beyefendi. Yani bu toprağın evladı, o da bir şey olmaz. Rıza'yı biliyor musun? Rıza Kayal, altın madalyalı evlat, gururumuz. Hani havalimanında Falcao kadar karşılayamadığımız ama bizi dünyada sırtlayarak en yukarı çıkartan dev. Hükümetini öven de, eleştiren de Metin Feyzioğlu. O da bu toprağın adamı. Sümeyye var kızımız. Hani balıkların da kolları yok diyerek bizim için yarışan evladımız. Bir sürü mühendis. Var. Onlar sayesinde kendi savunma silahlarımızı üretebiliyoruz artık. Dünyada kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Türkiye artık dünyada savaş gemisi tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen 10 ülke arasına girmiş bulunuyor. 236 ülke içinde bu gurur hepimize yeter. Pilotlarımız var. Onlar dünyadaki en iyi pilotlardan birileri değil. En iyisi. Kahraman Mehmetçik yola çıkmış durumda. Düğüne gidiyoruz abi. DAEŞ'le PKK'ya ülkede nefes aldırmayan istihbaratçılarımız var. Hepsi bizim evladımız, polisimiz. Hepsi milli de gençlerimiz var. Bize hem sevip hem karşı çık. Onlara yalan mı öğreteceğiz? Yoksa en şerefli varlık olduklarını mı? Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Helaviyattan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Kuvvetli! Yani illaki tasdiflendirelim şu işi derseniz, Aristo'nun dediği gibi düşünen hayvan değil, peşinen insanız. Gelin artık şu değerlerimizi bir kez daha gözden geçirelim. Yoksa deprem kapıda. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Saat tam 7, Sabah Ajansı yeniden huzurlarınıza geldi. Sabah Ajansı Cuma günü huzurlarınızda efendim. Ne buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısındayız. Allah'ım ibadetlerimizi kabul buyur ama bu arada dua ordusu. Dua için hazır mısınız? Askerlerimiz, ordumuz görevde, evlatlarımız dua ordusunun da göreve başlaması, görev icra etmesi gerekmiyor mu? Haydi hep beraber. Üstelik bugün günlerden cuma. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize yardım et, bize merhamet et. Dualarımızı işit ve kabul et, yalvarıyoruz sana. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza eyle, yalvarıyoruz sana. Allah'ım! Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana, Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy, birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Amin. Burası A Haber. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor. Her birini alınlarından öpüyorum.
Dağlarda kar olsa da baharımız var bizim. Sahrada çöl olsa da serabımız var bizim. Siyah bir kabus karansa da afaki yolumuza mihmandar hilalimiz var bizim. Gür çıksa ne olur nadanın baykuş sesi. Komando! Ölmez! Bakan! Ölmez! Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim. Namert elinde top tüfek olsa ne gam. Mehmetçik namıyla serdarımız var bizim. Aziz millettir ayağına vurulmaz pranga. Hürriyete can veren şühedamız var bizim. Ve efendim sabah ajansında birlikteliğimiz sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyet ve temaslarıyla. Hemen devam edelim. O hadisede neler oldu ayrıntısıyla anlatmayı sürdürelim. Bence Başkan Erdoğan çok zeki. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. O halkının güvenliğini istiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik etti. Trump, Texas eyaletini ziyaretinde gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmayı değerlendirdi. Mutabakatı tebrik eden Trump, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için çok önemli bir gün diye konuştu. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye sınırı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtti. PKK-YPG'nin sivillere yönelik saldırılarını kastederek kimse konuşmak istemese de burada birçok Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini vurguladı. 35 kilometre derinliğindeki bu bölgeden Türkiye'ye yönelik çok kötü şeyler oldu. Burası nedeniyle Türkiye'de çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu adil değil. Kimse bu konudan bahsetmek istemiyor. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de konuşan Trump, yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Anlaşma nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Sadece Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum. Çünkü açıkçası o çok büyük bir lider. O sert bir adam, güçlü bir adam. O doğru olanı yaptı. Bundan çok memnunum. Gelecekte de memnun olacağım. Türk ordusunun gücünden de bahseden Trump, Türkiye dostumuz dedi. Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Türkiye bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi. Bir soru üzerine Trump, gelecek ay Başkan Erdoğan'ın Washington'a geleceğini de ifade etti. Trump'ın açıklamalarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek" ifadelerine yer verdi. Türkiye her istediğini aldı. Ortada büyük bir zafer var. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Hemen arz edelim sizlere. PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Türkiye ve Amerika zirvesi anlaşmayla sonuçlandı. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından
güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. 4 saat 20 dakikalık görüşmede Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin güvenli bölge tezini kabul etti. Terör örgütü, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeyi silahlarını bırakarak 5 gün içinde terk edecek. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. Türkiye, Barış Pınar Harekatı'na başlamadan önce çizdiği hedeflere yapılan müzakereyle ulaştı. 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bu bizim güvenliğimiz açısından da önemli. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ve liderlerle görüşmelerinde de anlattığı ve projelerimizi de artık paylaşıyor. Bu bölgelere Suriye'de evini terk etmek zorunda kalan bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edinmiş insanlar ve göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Teröristlerin bölgeyi terk etmesini Türkiye takip edecek. Teröristler tümüyle çekilirse harekat durdurulacak ve Amerika'nın getirdiği yaptırımlar tümüyle kalkacak. Şimdi 120 saatlik bir ara verme var. Durma değil, ara verme. Ne için? Bu teröristlerin buradan çıkması için. Ve bunu kim yapacak? ABD yapacak. Ve bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak. 120 saatlik süreden sonra bu teröristler tamamen buradan çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman o zaman biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Buradan teröristlerin temizlenmesi. Dolayısıyla bu gerçekleştiği andan itibaren de bu aşamaya geldiğimiz zaman da şu andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak. Ve Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da planlanan Amerika ziyareti. Çavuşoğlu davetin geçerli olduğunu belirtti. Amerika ile gerçekleştirilen zirvenin ardından Erdoğan Rusya'ya da gidecek. Bakan Çavuşoğlu o ziyarete de dikkat çekti. Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Çekilme kararını da aldılar. Şimdi bu bölgede Münbiş dahil bazı bölgelerde rejim var. Yine Fırat'ın doğusunda da kuzeyde bizim sınırımıza yakın bölgelerde Kamışlı dahil biliyorsunuz rejimin de olduğunu biliyoruz. Ve dünden itibaren Aynel Arab Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiş ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz? Rusya'yla. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin dedik. Onlar da tamam çekelim dediler. Bunlar neyi anlatıyor? Aylardır, yıllardır burada söylediklerimizi. Yani PKK, yani PYD, yani YPG, yani KCK, yani bunlar siyasi parti görünümlü adamlar arkadaşları, HDP. Bunlar Kürtlerin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kiralık katilleri. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içerisinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'de anlaştı. Amerika'nın iki numaralı ismi Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ile varılan anlaşmayı bu sözlerle duyurdu. Onların yaklaşık 20 millik alandan, Türkiye'nin güney sınırından güvenli çekilmelerini sağlayacağız. Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak. Barış Pınarı Hareketi YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra tamamen duracaktır.
Külliyede yaklaşık 4,5 saat süren görüşme trafiğinin ardından kameraların karşısına ilk geçen isim Pence oldu. Yanında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da vardı. Türkiye'nin endişelerini anladıklarını söyleyen Pence, YPG'nin çekilmesinin başladığını açıkladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız. Bu şimdiden gerçek planda başlamıştır. Pence'in açıklamalarındaki önemli başlıklardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararıydı. Amerikan Başkan Yardımcısı anlaşma sonucunda ekonomik yaptırımların kaldırılacağını belirtti. Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek dedi. Anlaşmayı göreceksiniz. Anlaşmamızın bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Ek bir yaptırım söz konusu değildir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin, tahkimatların imha edilmesi konusunda da mutabakata vardı. Anlaşmaya varılan konulardan biri de DAEŞ'la mücadele. Türkiye ve ABD Kuzeydoğu Suriye'de DAEŞ'in faaliyetlerini durdurma konusunda karar vermiştir. Bunun içerisinde tutuklama tesislerine dair bir anlaşma ve daha önce DAEŞ'in kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar, hususlar var. Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca Amerika Birleşik Devletleri adlı kahpe haydut devlet Ankara'ya geldi. Kendi teröristlerine kendi verdiği silahları toplayacağını söyledi. Güvenli bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne verileceğini kabul etti. Yani hem sahada hem masada Türkiye Cumhuriyeti Devleti istediğini aldı. Hemen şimdi sahaya dönelim. Sinan Yılmaz orada. Sinan Yılmaz günaydın, kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Erkan Kan günaydın. Şu anda Türkiye-Suriye sınır hattındayız. Arkamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özgürleştirilen, huzura kavuşturan Tel Abyad bulunuyor. Ve dün Ankara'da ABD heyetiyle Türkiye arasında görüşme yapıldı ve anlaşmaya varıldı. Anlaşma göre de 120 saat içerisinde PKK, YPG mensupları güvenli bölgenin dışına çıkacağı açıklaması üzerine bir anda tekrardan gözler Türkiye-Suriye sınır hattına çevrildi ve son 9 günün en sessiz gecesinin yaşandığını sizlerle paylaşalım. Ne bir F-16 savaş uçağı ne de sınır hattında bulunan ateş destek vasıtalarından herhangi bir sesin gelmediğini sizlerle paylaşalım. Anlaşma sonrası sınırda şu an itibariyle sessizlik hakim ve 120 saat içerisinde PKK mensupları güvenli bölgenin dışına çıkmış olacak. Yani M4'ün hemen güneyine çekilmiş olacağını paylaşalım. 5 gün boyunca YPG'lerin hareketleri gözlenecek. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri 1300 kilometrelik bir alanı PKK ve PYD'den temizlemişti. Ve o noktalarda hala hakimiyet sürecek. Ve o bölgelerde YPG'lerin adımları an an takip edilecek insansız hava araçları tarafından. Ve aynı zamanda bulunduğumuz bu noktada sessizliğin hakim olduğunu sizlerle paylaşalım. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz efendim. An itibariyle durum şudur. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında yaşananların kaybedeni PKK, PYD, YPG'li kanlı katiller, onları destekleyenlerdir. Artık Amerika'nın, Avrupa'nın kahraman savaşçıları olmayacak, kiralık katil Esad'a sığınıp canını kurtaran zavallılar olacaklar. Hem sahada hem masada istediğini aldı. Türkiye güvenli bölgeyi kabul ettirdi. Eli kanlı katiller çekiliyorlar. Şimdi gazetelere bakalım. Amerika teröristini çekecek. Milat gazetesi. Amerika teröristini çekecek.
Akit, yeni Akit. Johnny'nin mayın eşekleri ağlıyor. Bunu görüyoruz efendim yeni Akit'te. İstanbul'a Osmanlı düşmanı danışman atandı. Bakın meydan kimlere kaldı da diyor. Feminazilerden Akit medyaya saldırı, ailenin ve genç neslin korunmasına yönelik çabalar rahatsız etti deniyor. Bu saldırıyı kınıyoruz biz de. Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin. Amerika'ya mühlet. Akşam gazetesinde böyle aktarılıyor gazetelerde efendim. Güneş gazetesi. O Türkiye yok artık. Trump'ın mektubu çöpte. Bu da var efendim. Devam ediyoruz gazetelere. Yeni Şafak'la devam edelim efendim. Yeni Şafak. Beyaz Saray'da Suriye Savaşı. Toplantılar olaylı bitiyor. Birbirlerinin aleyhinde korkunç cümleler sarf ediyorlar. Yeni Şafak'ta haber. Almanya'da beni linç ettiler. Kim söylüyor bunu? Mesut Özil. Avrupa panikte. Harekata işgal derseniz kapıları açar, 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz. Resti Avrupa'nın kimyasını bozdu. Türkiye her istediğini aldı. Büyük zafer. Yeni Şafak'ın manşeti. Hemen ayrıntılara bakalım efendim. İki yakın NATO üyesi PKK'nın silahları toplanacak. PKK 120 saat içinde çekiliyor. Yaptırımlar kalkıyor. Terörizmi yenersek çok can kurtulacak. Başkan Erdoğan'ın sözleri, Trump'ın sözleri. Türkiye'den güzel haberler var. Erdoğan güçlü bir lider. Bu başlıkları görüyoruz. Büyük zafer. Türkiye her istediğini aldı diyor Yeni Şafak. Akıtalım ilk sayfayı, bakalım başka neler yazıyor. Çekilme başladı bu arada. Böyle bir durum var efendim. Ateşkes değil, süre verdik. Mevlüt Çavuşoğlu. Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu 71 şehit verdi. Bilgiler var. Nusaybin'de 24 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Sivillere saldırdı. 50 kanlı katiller. Amerika'nın teröristleri. Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime verildi. Bütçe Başkanı Naci Ağbal kamuya gelecek yıl 60 bin personel alınacağını da açıkladı. Volkswagen yatırıma devam ediyor. Ya, iptal edildiği iddiası vardı efendim. MHP'li Yalçın'ın acı günü, oğlu Ankara Kalesi'nden düştü, öldü. Cenaze merasimiyle ilgili, cenaze namazıyla ilgili fotoğraf var. Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ve devam ediyoruz haberlerle birlikteliğimize. Şimdi başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı ona bakalım. Mr. President. Welcome. Thank you. Thank you for seeing me. Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyi konusunda varılan anlaşma ilişkin yaptı bu açıklamayı. Oktay, paylaşımında sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye ifadelerini kullandı. Anlaşmaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda sahada ve masada akıllı, kararlı ve güçlü hamlelerle Türkiye kazandı dedi. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için yılmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce biz bir oldukça sırtımız yere gelmez notuyla paylaştığı tweet'i Türkiye kazandı ifadeleriyle bir kez daha paylaştı. Ve efendim kimler neler söyledi şimdi, bu işler olmadan önce neden diplomasiyi kullanmıyorsunuz? Suriye'de ne işiniz var diyenler neden operasyonu durdurdunuz diye inliyorlar. Çünkü dertleri operasyon, insan hakları, barış, savaş filan değil. Dertleri düşmanlarımızın Türkiye'de borazanlığını yapmak. Şimdi bu anlaşmanın ayrıntıları ve bu anlaşmayla ilgili tepkilerle devam edelim. Türkiye ile Amerika anlaşmaya vardı. Terör örgütünün güvenli bölge dışına çekilmesi için Barış Pınar Harekatı'na 120 saatlik ara verildi. Kararın ardından açıklamalar peş peşe geldi. Amerikan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey,
Türkiye, Suriye'de kısa sürede büyük miktarda toprağı kontrol altına aldı, ateşkes olmasaydı devam da edecekti ifadelerini kullandı. YPG'liler güneye doğru çekilecekler dedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor ifadelerine yer verdi. Rusya'dan da anlaşmaya ilişkin bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kendi sınır güvenliğiyle ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Biz 1998 yılında yapılan Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz dedi. Rus bakan, Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de destek açıklamaları geldi. Başbakan Ersin Tatar, buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye'mizin güven içinde olmasıdır değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu dedi. Amerika kahpedir, Amerika bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmandır. Onlar bağımlı, güçsüz, Müslüman hassasiyetle davranmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni severler. Yani uzun lafın kısası. Amerika kahpedir, güçten anlar. Zopa var ya zopa, zopayı görünce işte esas duruşa geçerdiler, geçtiler. Dünya tarihinde savaşla ilgili edilmiş en ünlü ve en doğru laf Clausewitz'e aittir ve der ki savaş siyasetin başka araçlarla sürdürülmesidir. Siyaset aslında sizin istediklerinizi elde etme sanatıdır ama siz istediklerinizi bazen karşı tarafa güzellikle ikna edemezsiniz. Sonra askeri operasyonu devreye sokarsınız. O askeri operasyonu devreye sokup gücünüzü gösterdiğinizde karşı taraf üzerinde daha ikna edici hale gelirsiniz. Türkiye tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla bunu kullandı. Bir haftalık bir askeri operasyon, bütün dünya alt üst oldu. Bütün dünya ne yapacağını bilemez bir halde Türkiye'nin üzerine çeşitli yöntemlerle yüklenmeye çalıştı. Sonrasında Türkiye'de öyle bir hava estirildi ki sanki Türkiye köşeye sıkışmış. Ve bu Pence görüşmelerinden Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin istemediği bir baskı sonucu bir sonuç çıkacakmış gibi havalar estirilmeye başlamıştı. Ama bu anlaşmanın ne anlam ifade ettiğini gerçekten merak edenlere şöyle yurt dışında Türkiye düşmanlığıyla bilinen kişilerin şu andan itibaren sosyal medyada paylaştıkları ifadelere bakmalarını kısaca tavsiye ederim. Türkiye savaşmadan istediği her şeyi aldı ifadesini hepsi şu an ağız birliğiyle kullanıyorlar. Yani askeri olarak sahada elde ettiğimiz mükemmel başarı bize diplomatik bir zafer kazandırdı. Yani siyaseten istediğimiz her şeyi aldık. Neydi o istediğimiz şey? Sınırımızın terör örgütü tarafından boşaltılması. Terör örgütü şimdi bizim bir haftalık operasyonumuz çerçevesinde diğer 444 kilometrelik alana askeri operasyonu yapma ihtiyacı dahi kalmadan çekilmek mecburiyetinde bırakıldı. Ağır silahların toplanması bu anlaşmayla çerçeveye bağlanmış. Amerikalılar zaman zaman bize buna benzer sözler verdiler ama sözlerini tutmadılar. Bu sefer belirleyici olan şey ne? 120 günlük, 120 saatlik bir süre belirlendi. Yani Amerika'ya bir tahdit verdik. Dedik ki 120 saatin içerisinde şayet buradan PKK çekilmezse biz operasyona devam ediyoruz. Bu bir ateşkes değil. Biz sadece size süre veriyoruz. Bu süreyi iyi kullanın. PKK'yı buradan çekin. Şimdi bu 5 günün içerisinde olacaklara bakacak Türkiye. Eğer bu anlaşma gerçekten sahaya yansırsa Türkiye'nin PKK sorunu, Suriye'deki PKK sorunu çok büyük oranda çözülmüş olur. Buradan diğer sorunuza geleyim. Özellikle bazı bölgelerde rejimin Rusya destekli rejimin var olduğunu biliyoruz. Yani PYD bu bölgedeyken de vardı.
Özellikle Ayn-el Arab gibi bölgelerde varlıklarını biliyoruz. Şimdi zaten meselenin en önemli kısmı halledilmiş oldu. Yani Amerika ile olan PKK sorunumuz büyük oranda çözülmüş oldu. Şimdi Trump şunu çok seviyor. Dışarıda ucuz, aslında çok da kazanmadığı anlaşmaları içeride büyük diplomatik zaferler olarak sunmayı çok seviyor. Kuzey Kore örneğinde de bunu gördük. İran örneğinde de aynı şeyi deniyor. Şimdi Trump'ı bırakalım. Kendi iç kamuoyuna bunu bir başarı olarak sunsun. Ama aslında Türkiye'nin bütün isteklerini vermiş olduğunu da biz çok net bilelim. İşte ne diyordu? Ekonomik yaptırımlar vesaireler. Bunlar da 120 onlara detaylarına gireceğiz. Bitecek. Şimdi 22 Ekim'de dün itibariyle Putin kendisini çok avantajlı bir konumda hissediyordu. Dün itibariyle Putin de elindeki avantajın kayıp gittiğini, şimdi Türkiye ile daha tavizkar bir anlaşmaya razı olmak gerektiğini biliyor. Dolayısıyla o rejimin bulunduğu yerler vesaireler, bunlar tamamen Türkiye'nin kuşatması altına girdiği andan itibaren, özellikle bizim PKK sorunumuz çözüldüğü andan itibaren gerisi bir şekilde yola koyulur. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Gücünü göstererek diplomatik bir zafer elde etti. Elde etti. Efendim, Zopa'yı görünce haydut devlet, kahpe Amerika, teröristlerini geri çekiyor işte. Hal bu. Teröristlerin sahibinin kim olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Peki ekonomide durum nasıl? Amerikan doları ne oldu? Bakalım. Türkiye ile Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dolar düşüşe geçti. Döviz ve pay piyasaları hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi. Açıklamanın ardından dolar sert bir şekilde düşüşe geçti. Aynı dakikalarda euro ve sterlinde de düşüş yaşandı. Analistler Türkiye ile Amerika'nın anlaşmasının Türk lirası varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını ve varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki bütün terör örgütlerin İsrail'le birlikte sahibidir efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kiralık katilleri Kürt görünümlü. Kürt katilleri bakın bölgede neler yapıyorlar. Sivilleri nasıl canlı kalkan olarak kullanmışlar. يا شباب في عالم مدنيه في عالم مدنيه لهون 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 استقبال المدنيين الهربين عصابات البيكاكي teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı siviller işte böyle kurtarıldı. Hain terör örgütü her köşeye sıkıştığında aynı sinsi plana başvuruyor. Sivilleri kendilerine kalkan olarak kullanıyor. Resulayn'da teröristlerden temizlenen bir köyde yine o teröristler sivillerin evlerinden çıkmasına izin vermedi. Yine onları kalkan olarak kullandı. Terör örgütünden kaçan siviller çatışmanın ortasında kaldı. Suriye Milli Ordusu askerleri onları kurtarabilmek için kendi canlarını hiçe saydı. Ya şabab fi alem medeniye, fi alem medeniye. Kurtarılan siviller zırhlı araçlarla hemen güvenli bölgeye götürüldü. Yıllarca terör zulmü altında yaşayan ve işkencelerle sindirilen halkın ilk talebi su. Çünkü teröristler kaçmadan önce depoları havaya uçurup onları susuzluğa mahkum etmişti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede girdiği yerlerde nasıl karşılanıyor? Bununla ilgili bilgiler, belgeler, görüntüler. İşte kendi gözlerinizle görün sevgili seyirciler.
İşte böyle karşılanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Biz toprakları, devletleri fethetmeye değil, gönülleri fethetmeye aday idik. Çünkü ecdadımızdan böyle öğrendik, onu yapıyoruz. Bakın, Milli Savunma Bakanlığı bu ve benzeri konularla ilgili bir de klip hazırlamış. O klibi seyredelim hep beraber. İşte böyle karşılanıyor Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetleri. Gönülleri fethediyor. Toprakları, devletleri değil. Çünkü bize ecdat böyle öğretti. Peki karşımızdakiler, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristleri neler yapıyorlar? Sivilleri nasıl hedef alıyorlar? İşte o konuyla ilgili bilgiler ve görüntüler geliyor huzurlarınıza. Patlayan havan mermisi, çocuğunu kurtarmaya çalışan bir anne ve yaralanan siviller. Görüntüler Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK-PYD tarafından 11 Ekim'de düzenlenen havan saldırısına ait. 8 vatandaşın şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıya bazı aileler yaşadıkları binada yakalandı. Görüntülerde havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı yer alıyor. Patlamanın ardından bir kişi koşarak binaya giriyor. Binanın içinde kayda geçen görüntülerde ise panik anları yer alıyor. Kucağındaki küçük çocuğunu saldırıdan korumaya çalışan bir anne ve yaralanan bir kişinin yerde sürünerek kaçmaya çalıştığı görüntüler göze çarpıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik yürüttüğü harekatın başlamasından bu yana örgüt Mardin'in Nusaybin ilçesine sivillere yönelik 300'ü aşkın havan ve roket atarlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 4'ü çocuk, 11 kişi şehit oldu. 21 çocuk yetim, 3 çocuk da öksüz kaldı. Saldırılarda yaralanan 59 kişinin ise tedavileri sürüyor. Ve efendim, bu saldırılarda şehit olanlardan biri Elif idi. Yani 11 yaşındaki bir çocuğun günahı neydi ki? Yani günah değil mi bu kızın? Elif daha 11 yaşında hayat doluydu. Okuyup hemşire olacaktı. Güler yüzüyle şifa dağıtacaktı. PKK-YPG'li hainler buna izin vermedi. YPG, PKK'yı naletliyorum. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte teröristler sivilleri hedef almaya başladı. Atılan o havanlardan biri de Terim ailesinin evlerinin yakınına düştü. Patlamayla birlikte şarapnel parçaları Elif'e isabet etti. Barış Pınar Harekatı'nın ikinci gününde hain terör örgütü bir canı daha hayattan kopardı. 11 yaşındaki Elif Terin havan saldırısında evinde şehit oldu. Bir patlama sesi duydum, yakından geldi. Çıktım, baktım Elif salondaydı. Ses yok, nefes yok. Elhamdülillah şehit oldu. Böyle bir önüme şehit olarak ne mutlu. Biz bir şehit ailesi olarak bize anılacak ömrümüz boyunca. 11 yaşında gencecik bir kızımızı Suriye tarafından gelen havan mermisiyle maalesef şehit düştü. YPG, PKK'yı naletliyorum. 6. sınıf öğrencisi Elif çok çalışkandı. Hemşire olup güler yüzüyle şifa dağıtmak istiyordu ama eli kanlı hainler masum çocuğun hayallerini yarıda bıraktı. Çok başarılıydı maşallah. Zekiydi, akıllıydı. Evdeki bütün kontroller onun elindeydi. Yani 3. çocuk olmasına rağmen evin kontrolü onun elindeydi. Benden sonra evin reisi oydu. Peki sadece Elifçik mi? Siviller? Şanlıurfa Akçakale, Muhammed Ömer Şağar 1 yaşında, Şanlıurfa Ceylan Pınar, Mazlum Güneş 11 yaşında, Emine Yıldız 12 yaşında, Mardin Nusaybin, Ahmet Delen 16 yaşında, Mardin Nusaybin, Dara Ali 17 yaşında, Mardin Nusaybin. Bu tarafa geçelim efendim. 48 yaşında Fatma Yıldız,
Mehmet Şirin Demir yaş 50, Aytekin Eroğlu yaş 52, Müslüm Güzel yaş 64, Naif Sincar Mardin Nusaybin'de yaş 68, Halil Yağmur Şanlıurfa Suruç'ta yaş 64. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP bunların isimleri ayrı, adamları aynı. İşte Kürt görünümlü Kürt katilleri bunlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in teröristleri. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ne demiş olduğu anlaşmayla, teröristlerimizi biz kendimiz çekeceğiz güvenli bölgeden demiş oldu. Peki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne diyordu? Canım oradan bize saldırı mı gelecek diyordu. İşte gördünüz kimlerin şehit olduğunu. CHP YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında yapmıştı bu açıklamayı. YPG-PYD terör örgütünün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunmuştu. CHP YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Amerikan varlığını ve oradaki silahlı kuvvet, silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Kılıçdaroğlu'nun bize saldırmazlar dediği eli kanlı örgüt, Türkiye'ye yönelik düzenlediği havan saldırılarıyla sivil katliamlara imza attı. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ailenin 9 aylık bebeği Muhammed, 11 yaşlarındaki mazlum Güney, Elif Terim ve nice masum can, terör örgütü PKK-PYD-YPG tarafından şehit edildi. Akçakale'de, Ceylanpınar'da, Suruç'ta, Nusaybin'de, Kızıltepe'de tam 20 sivil, Türkiye'nin güney sınırını kuşatmaya çalışan terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin havan saldırılarında şehit düştü. Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü bu saldırılarıyla kanlı yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. Tabii görmek isteyenlere. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Amerikan varlığını ve oradaki silahlı kuvvet, silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? CHP Genel Başkanı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri teröristlerini geri çekeceğini dün ilan etti. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Tabii ki manşette bu var. Diğer bütün gazetelerde olduğu gibi milat. Amerika Birleşik Devletleri teröristini çekecek. Johnny'nin mayın eşekleri ağlıyor. Yeni Akit ve Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'yle devam edelim. Yeni Şafak'ta büyük zafer. Bu konu bu şekilde değerlendirilmiş. Devlet 60 bin kişi alacak. Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanı açıkladı. Tüketici en çok cep iadesi istedi. Türk ordusu çok özel. Ben de bağış yaptım. Daum. Almanya medyasına konuşmuş. Avrupa'nın baskısı durduramadı. Mehmetçiğe selam dalgası devam ediyor. Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin. Amerika'ya 120 saat mühlet. Akşamda böyle yer alıyor efendim. Tel Abyad'da özgürlük sevinci yaşasın. Türkler geldi. Başkan Trump teşekkürler Erdoğan dedi. Devam edelim efendim. Anlaşmanın ayrıntıları var. Efendim mektup çöpte, cevabı sahada. 702 terörist etkisiz hale getirildi. Mektup çöpte. Hani mektubu soranlar var. Akşam gazetesi böyle söylemiş. Resul Nain'da sokak sokak temizlik yapılıyor. Ve efendim deprem ulusal güvenlik sorunudur. Yargı reformunun ilk paketi dün mecliste yasalaştı. Şükrü Ersoy söylüyor. Deprem bir ulusal güvenlik sorunudur. Hayali emlakla 150 milyonluk vurgun yapmışlar İstanbul'da sahte emlak ofisi açanlar. MHP'li Semih Yalçınoğlu'nu kaybetti. Allah rahmet eylesin. Semih Yalçınoğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. YPG'li sözcü Amerikalı sözcü YPG yalanını like'lamış. İnanılır gibi değil efendim. Ve efendim Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasını okuduk. Devam ediyoruz birlikte elimize. Sabah Ajansı'nı takip ediyorsunuz. Diyarbakır'daki, affedersiniz, Diyarbakır'daki annelerin, babaların evlat nöbeti devam ediyor. Soru şudur.
anneler ve babalar Diyarbakır HDP il binasının önünde toplanmışlar. Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından HDP'liler daha kaçırdılar diye feryat ediyorlar. Bu feryat ortadayken bu HDP adlı terörist sevicilere siyasi parti muamelesi yapılmaya devam edilmeli mi? Soru bu. Sağnak yağışın altında yılmayıp evlatları için nöbet tuttular. Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalar kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yağmurdan önce HDP il yöneticileri ve partililer binaya girerken ailelere hakaret etti. Tahrik olan aileler de tepki gösterince araya polis girdi. O sırada HDP'li bir kadın kendisini uzaklaştıran polise kızıp ailelere böyle hakaret etti. Tüm hakaretlere rağmen anneler geri adım atmadı. Sağnak yağışın altında sırılsıklam olsalar da önce evlatlarını düşündüler. Yılmadık. Yağmur da dinlemiyoruz, kış da dinlemeyeceğiz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, sonuna kadar buradayız. Yani artık evlatlarımızı geri göndersinler. Çocuklarımız orada ne şekil olduğunu bilmiyoruz. Bizim burada ıslanmamız çok değil yani. Evlatlarımıza canımızı feda eder. Gördüğünüz gibi yağmur altındayız. Bu bizim umurumuzda değil. Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnşallah onları alt edeceğiz. Sesim gidiyorsa çocuklarımızı almadan da burada gitmeyiz. Yağmur, kar, kış demeden bekliyoruz. Çocuklarımız da bizi duyuyorsa görüyorsunuz. Biz sizin için ölümü göze aldık. Siz de bizi düşünün. Türk devletinin askerine teslim olun, bize geri dönün. Birlikte eve dönelim çocuk. Anne ve babalar HDP il binalarından daha gönderilen çocukları için nöbetlerini sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, sevgili seyirciler ve dinleyiciler, olan bitenlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ayrıntılarını paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile Amerika heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri PKK-YPG'li teröristleri 5 gün içinde fiili güvenlik bölge hattının 32 kilometre güneyine çekecek. Hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için Amerika ile birlikte alenen desteklediği PKK, YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır. Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ayrıntılarını az sonra sizinle paylaşacağız. Hemen bunu bildirelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli açıklamasında, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile Amerika heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır diyor. Şimdi İngiltere'den bahsedeceğiz. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı mı, çıkıyor mu, çıkacak mı? Ne oldu? Anlaşıyorlar mı, dövüşüyorlar mı? Ayrıntılar haberimizde. Aylar süren Brexit sürecinde anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden düzenli bir şekilde ayrılmasını sağlayacak anlaşma üzerinde ulaşı sağlandığını belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Johnson, yeni anlaşmayla Birleşik Krallık'ın bir bütün olarak kademeli şekilde Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nden çıkacağı ve diğer ülkelerle yeni ticaret anlaşmaları yapabileceğini kaydetti. Johnson ayrıca anlaşmadan 4 yıl sonra Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği kurallarına uymaya devam etmeye veya İrlanda Cumhuriyeti ile arasında fiziki sınır oluşturmaya karar verebileceğini belirtti. Almanya, Fransa ve Kuzey İrlanda yönetimleri açıklamanın ardından düzenledikleri basın toplantısında anlaşmadan memnun olduklarının altını çizdi. İngiltere Parlamentosu ise anlaşmaya tepki gösterdi. Anlaşma şartlarının ilk tekliften de kötü olduğunu savunan parlamento, bu şekilde Brexit'i onaylamayacaklarını duyurdu.
Brexit konusunda anlaşmaya varılmış olsa da anlaşmanın onaylanması için hala parlamentodan en az 320 evet oyu alması gerekiyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşma yaptık. Bundan sonra Avrupa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu'ndaki oylama sonuçlarına bakacağız ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalma lehine oy kullanan %48'in doğru yolda olduğunu ifade etti. Juncker ayrıca Avrupa Birliği ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardıklarını da sözlerine ekledi. Efendim, İngiltere'deki hadise böyle. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, bir açıklama yaptı son günlerde olan bitenlerle ilgili. Bu açıklamada çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında ara buluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir. Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir. Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir ezeyan ve yezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur diyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır diyor. Ve efendim, ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca aykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesindeki bütün çabalarını takip etmekten kıvanç duyduğunu bildiriyor Devlet Bahçeli. Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor. Her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Su uyuyacak, düşman uyumayacaktır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum diye de ekliyor. Devlet Bahçeli'nin açıklaması böyle efendim. Mutabakat kimin dik duruşlu olduğunu göstermiştir ifadesi de var açıklamada. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saat tam 8 ve yeniden birlikteyiz. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da ortak yayın Sabah Ajansı devam ediyor. Bugün günlerden Cuma. Ne buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısındayız. Sevgili dostlar, o halde dua edelim. Allah'ım, sana yalvarıyoruz ya Rabbel Alemin ve Rahman Rahimin. Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza eyle, yalvarıyoruz sana. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver, yalvarıyoruz sana. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Allah'ım, kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et, yalvarıyoruz sana. Ordularımızı her daim muzaffer eyle, yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve ashabihi ecmain. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Sevgili seyirciler, burası A Haber. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu millet asırlar boyu İlahi Kelimetullah'ı ve bunun sancaktarlığını yapmış bir millet. İlahi Kelimetullah sancaktarlığı yapan aziz ve asil milletimiz. O lafı duyunca bizim kalbimiz titriyor coşkudan, mutluluktan, heyecandan. Ama Türkiye'deki bazılarının kalbi titriyor azgınlıktan, kudurmuşluktan, öfkeden. Niye? Çünkü onlar batı putuna tapıyorlar. İlahi Kelimetullah onları rahatsız ediyor sevgili dostlar. Ankara'dayız.
Elif Saatçioğlu karşımızda, MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. O açıklamayı hemen sizlere duyurduk. Elif Saatçioğlu şimdi ayrıntılarla karşınızda. Elif Saatçioğlu, günaydın, kolay gelsin, seni dinliyoruz. Evet, bildiğiniz üzere aslında çok önemli bir gündü geçtiğimiz gün Erkan Tan. ABD ile bir anlaşmaya varıldı. Varılan anlaşmanın ardından hem sahada aslında edinilen başarı aynı zamanda masada da yine edinilmiş oldu. ABD Türkiye'nin terör örgütünü kendi sınırından temizleme talebinin aslında farkına vardı ve bunun için çalışmalara başlayacağını söyledi. Bu noktada da MHP lideri Devlet Bahçeli çok destekleyici bir açıklamada bulundu. Bahçeli yapılan anlaşmanın arkasında durduğundan bahsetti. Türkiye ilkeli tutumunu dünyaya ilan etmiştir dedi Devlet Bahçeli. Bir kez daha Türkiye'nin en başından, daha Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce sahada yapacağını söylediğini, masada da ilkesinden ödün vermediğini MHP lideri bir kez daha arkasında durdu aslında. İttifak ruhuna da bir göndermede bulunmuş oldu. Çünkü Başkan Erdoğan'ın bazı açıklamaları vardı bildiğiniz üzere Barış Pınarı Harekatı hakkında. Bulunan temaslarda da yine Başkan Erdoğan yaklaşık 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi dün akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'le birlikte. İşte bu görüşmenin ardından masadan çıkan sonuçsa terör örgütünün artık sınırdan temizlenmesi için ABD'nin harekete geçeceğiydi. Bu noktada da MHP lideri bu başarıyı fark etti. Bu başarının üzerine bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin mutabık kimin öndürüşünde olduğunu göstermiştir dedi. Türkiye hakkında bir kez daha aslında Türkiye'nin planlarının, terör örgütünü kendi sınırından temizleme planlarının arkasında durarak uluslararası hem sahada hem masada bir başarıya sahip olduğunu MHP lideri vurgulamış oldu. Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin başarısını bir kez daha altını çizmiş oldu. İttifak ruhuna yakışır bir şekilde diyelim. MHP liderinin açıklamalarını sizlere aktarmış olup sözü tekrar Erkan Tan'a bırakalım. Elif Saatçioğlu, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, dinleyiciler, Sabah gazetesiyle devam edeceğiz ama diğer gazeteleri de şöyle bir açalım. Olan bitenler onlarda nasıl yer almış? Yeni Şafak, büyük zafer. Türkiye her istediğini aldı diyor. Avrupa panikte, bu başlığı da görüyoruz. Göç dalgası tartışmaları Avrupa'yı birbirine düşürdü, bunu görüyoruz. Ve devam edelim akşam. Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin. Amerika'ya mühlet, bunu görüyoruz. Mektup çöpte, cevabı sahada. 702 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mektuba cevap verilmeyecek mi falan diyenler vardı. Daha ne cevap verilsin işte. Amerika'nın evlatlarını bir bir yok ediyor askerlerimiz, polislerimiz, Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimiz. İşte mektubun cevabı bu. Barış Pınarı Harekatı'na 5 günlük ara. Amerika Birleşik Devletleri teröristini çekecek. Milat'ta da böyle yer almış bu hadise. Bölgenin güvenliği yine bizde. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları. O Türkiye yok artık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı küstah mektup 1964'teki Johnson mektubunu akıllara getirdi. O gün verilemeyen cevap Barış Pınarı Harekatı'yla verildi. Trump'ın mektubu çöpe, gereken cevabı aldılar. Güneş'te bunu görüyoruz. Çirkin mektup Amerika'yı rezil etti Star'da. Böyle bir başlık var. Ve efendim Sabah. Sabah gazetesi. Hem sahada hem masada kazandık. Başlık bu. Hemen devam edelim. 82 milyonun yüzünü güldürecek bütçe. 2020 yılının bütçesi meclise gönderildi. Tehdit varsa Türkiye tek yumruk olur. Kenan İmirzalıoğlu. Asker selamı bahane. Hazımsızlık harekata. Efendim, Avrupa'dan asker selamıyla ilgili tepkilerin analizi yapılmış bu haberde. Fenerbahçe 30 Ekim'de canlı yayınla ekranda, Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı. A-Spor'da hem sahada hem masada kazandık. Ayrıntıları biz de anlatacağız. Haklılığımız
teyit edildi. Gitmezlerse vuracağız. Mektubu çöpe attık, harekatı başlattık. Barış Pınar harekatını da bitirmeden dönmek yok. Teröristlerin ağır silahları imha edilecek. 702 terörist etkisiz hale getirildi. 40 terörist teslim oldu. 600 YPG'li firar etti. Ve Başkan Erdoğan'ın Trump'a yanıtı. Terörü yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak. Mehmetçik Tel Abya'da huzur ve barış getirdi. Ayrıntılar var. Ve Kuruluş Osman kanı fethetti. Günaydın Ekin'den bir haber. Dallas'ı aratmayan nafaka davası. Antalyalı Nazir O'nun eski eşi. İki çocuğuna ödediği nafakayı artırmasını istedi Nazir Ö. 4 yıl sonra soy bağının reddi davası açtı. Çocuklar kendisinden değildi. 17 yıl şiddet gördü, bir çanta fırlattı, tutuklandı. Adanalı Meryem Karalök, onun başına gelenler. Devam edelim efendim. Şehitler makamından Mehmetçi'ye destek. Mehmetçik için Türkiye tek yürek oldu. Öğrenciler mektuplar yazdı. Esnaf gelirini bağışladı. 15 Temmuz Derneği de şehit ve gazi yakınlarıyla İstanbul'daki şehitlik makamından askerlere selam ve dua gönderdi. Teröristler silahlarını bırakıp kaçıyorlar. Ve efendim bağışıklığın dermanı, kemik suyu ve turşu. MHP'li Semih Yalçın'ın acı günü, oğlu kayalığa düşerek öldü diyor gazetede efendim. Devam ediyoruz. Sabah Ajansı'nda haberlerle birliklerimize devam ediyoruz efendim. Dünkü temaslar, temasların sonucunda ortaya çıkan durumu bir de biz anlatalım istedik sizlere. Suriye'deki sorunun en kestirme yolu, bunun için de teklifimiz hemen bu gece. Tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Başkan Erdoğan'ın teröre destek veren ABD ve Batılı ülkelere bu açık teklifinin hemen ertesinde Ankara ABD'den önemli bir heyeti ağırladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yer aldığı heyet başkente geldi. Ziyaret kararı Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi sonrası alınmıştı. Önce Dışişleri Bakanı Pompeo geldi Esenboğa'ya. Ardından da Pence'in uçağı indi. Amerikalı heyetten önce gece saatlerinde de Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı O'Brien gelmişti başkente. ABD'li heyetin temasları O'Brien'in görüşmeleriyle başladı. Önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve son olarak da Sözcü İbrahim Kalın görüştü O'Brien'la. Güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. ABD Başkan Yardımcısı çantasında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tekliflerle geldi külliyeye. Pence'i mevkidaşı Fuat Oktay karşıladı. Görüşme duyurulan saatten 1 saat 10 dakika rötarla başladı. Daha önce Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği görevi yürüten Jeffrey Erdoğan'ı Türkçe selamladı. Çok iyiyim, sağ olun. Erdoğan-Pence görüşmesinde hiçbir detay atlanmamıştı. Sehpa üzerinde Türk ve Amerikan bayrakları yer aldı. Görüşmeye Bakan Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Kritik görüşmeden basına işte bu fotoğraflar yansıdı. Erdoğan önce Pence ile görüştü. Kritik görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Operasyonun sona ermesinin tek şartını hatırlattı. Suriye'deki sorunun en kestirme yolu, bunun için de teklifimiz hemen bu gece. Tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Diplomasi, diplomasi, diplomasiyle halledin bu işleri. Ne işimiz var Suriye'de askerimizin diyenler, diplomasi devreye girdi ve sonuç alınca bu sefer harekatı niye durdurdunuz kardeşim diyorlar. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Dertlerinin ne olduğunu da biliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla Sabah Ajansı'nı sürdürüyoruz. PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir.
Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Türkiye ve Amerika zirvesi anlaşmayla sonuçlandı. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. 4 saat 20 dakikalık görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin güvenli bölge tezini kabul etti. Terör örgütü Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeyi silahlarını bırakarak 5 gün içinde terk edecek. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. Türkiye, Barış Pınar Harekatı'na başlamadan önce çizdiği hedeflere yapılan müzakereyle ulaştı. 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın batısın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bu bizim güvenliğimiz açısından da önemli. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ve liderlerle görüşmelerinde de anlattığı ve projelerimizi de artık paylaşıyor. Bu bölgelere Suriye'de evini terk etmek zorunda kalan bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edinmiş insanlar ve göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Teröristlerin bölgeyi terk etmesini Türkiye takip edecek. Teröristler tümüyle çekilirse harekat durdurulacak ve Amerika'nın getirdiği yaptırımlar tümüyle kalkacak. Şimdi 120 saatlik bir ara verme var. Durma değil, ara verme. Ne için? Bu teröristlerin buradan çıkması için. Ve bunu kim yapacak? ABD yapacak. Ve bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak. 120 saatlik süreden sonra bu teröristler tamamen buradan çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman o zaman biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Buradan teröristlerin temizlenmesi. Dolayısıyla bu gerçekleştiği andan itibaren de bu aşamaya geldiğimiz zaman da şu andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak. Ve Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da planlanan Amerika ziyareti. Çavuşoğlu davetin geçerli olduğunu belirtti. Amerika ile gerçekleştirilen zirvenin ardından Erdoğan Rusya'ya da gidecek. Bakan Çavuşoğlu o ziyarete de dikkat çekti. Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Çekilme kararını da aldılar. Şimdi bu bölgede Münbiş dahil bazı bölgelerde rejim var. Yine Fırat'ın doğusunda da kuzeyde bizim sınırımıza yakın bölgelerde Kamışlı dahil biliyorsunuz rejimin de olduğunu biliyoruz. Ve dünden itibaren Aynel Arap Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiş ve bazı diğer bölgeleri de zaten kimlerle görüşeceğiz? Rusya'yla. İbrahim Karagül, Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni bir tweet atmış. Şimdi içerideki cephe düşünsün. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan iktidar devşirmek hesabı yapanlar düşünsün. HDP ile dayanışmaya girenler düşünsün. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve içimizdeki adamları, uzantıları, işbirlikçileri düşünsün. Dışarıdan aldıkları destekle Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açanlar düşünsün. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'nı durduracak ve bu sayede de 120 saat içerisinde YPG güvenli alandan çekilecektir. Kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'de anlaştı.
Amerika'nın iki numaralı ismi Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ile varılan anlaşmayı bu sözlerle duyurdu. Onların yaklaşık 20 millik alandan Türkiye'nin güney sınırından güvenli çekilmelerini sağlayacağız. Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak. Barış Pınarı hareketi YPG'nin tamamen çekilmesinden sonra tamamen duracaktır. Külliyede yaklaşık 4,5 saat süren görüşme trafiğinin ardından kameraların karşısına ilk geçen isim Pence oldu. Yanında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da vardı. Türkiye'nin endişelerini anladıklarını söyleyen Pence, YPG'nin çekilmesinin başladığını açıkladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız. Bu şimdiden gerçek planda başlamıştır. Pence'in açıklamalarındaki önemli başlıklardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararıydı. Amerikan Başkan Yardımcısı anlaşma sonucunda ekonomik yaptırımların kaldırılacağını belirtti. Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek dedi. Anlaşmayı göreceksiniz. Anlaşmamızın bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Ek bir yaptırım söz konusu değildir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin, tahkimatların imha edilmesi konusunda da mutabakata vardı. Anlaşmaya varılan konulardan biri de DAEŞ'la mücadele. Türkiye ve ABD Kuzeydoğu Suriye'de DAEŞ'in faaliyetlerini durdurma konusunda karar vermiştir. Bunun içerisinde tutuklama tesislerine dair bir anlaşma ve daha önce DAEŞ'in kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar, hususlar var. Şimdi bu ikisi geldi ya efendim. Evangelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en azgın iki adamı, yani PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ, DHKPC, DAEŞ, IŞİD, aslında bütün bu terör örgütlerinin sahiplerinin liderleri bu ikisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kozmik odalarını ele geçirmişler ve orayı idare ediyorlar. Şimdi Başkan Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Bence Başkan Erdoğan çok zeki. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. O halkının güvenliğini istiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik etti. Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşmayı değerlendirdi. Mutabakatı tebrik eden Trump, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için çok önemli bir gün diye konuştu. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye sınırı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtti. PKK-YPG'nin sivillere yönelik saldırılarını kastederek kimse konuşmak istemese de burada birçok Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini vurguladı. 35 kilometre derinliğindeki bu bölgeden Türkiye'ye yönelik çok kötü şeyler oldu. Burası nedeniyle Türkiye'de çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bu adil değil. Kimse bu konudan bahsetmek istemiyor. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de konuşan Trump, yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Anlaşma nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Trump, Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Sadece Başkan Erdoğan'ı tebrik etmek ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum. Çünkü açıkçası o çok büyük bir lider. O sert bir adam, güçlü bir adam. O doğru olanı yaptı. Bundan çok memnunum. Gelecekte de memnun olacağım. Türk ordusunun gücünden de bahseden Trump, Türkiye dostumuz dedi. Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Türkiye bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi. Bir soru üzerine Trump, gelecek ay Başkan Erdoğan'ın Washington'a geleceğini de ifade etti.
Trump'ın açıklamalarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek" ifadelerine yer verdi. Çirkin mektup böylelikle tuvalet kağıdı haline getirildi ve şu anda klozette efendim. Kimler kudurdu olan bitenle ilgili? Bu Fethullah Gülen kahpesinin adamları, sevenleri kudurdu. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP çevreleri, onları destekleyenler, Batı. Onlar kudurdu. Bunları bir daha anlatalım sevgili dostlar. Sinan Yılmaz'a hemen dönelim. Bölgede durum ne? Şu anda neler oluyor, neler olmuyor? Sinan Yılmaz, günaydın. Kolay gelsin seni ve meslektaşlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı, Suriye Milli Ordusu'nda bizimle beraber mücadele eden kardeşlerimizi Allah'a emanet ediyoruz ve dinliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle dua için Erkan Tan. Şu anda Türkiye-Suriye sınır hattındayız. Arkamda Tel Abyad bulunuyor. 9 günün en sessiz gecesinin yaşandığını öncelikle sizlerle paylaşalım. Gece boyunca burada herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Ne F-16 sabah uçaklarının sesi ne de sınır hattında bulunan ateş destek vasıtalarının sesi hiç burada duyulmadığını sizlerle paylaşalım. Dün Ankara'da yapılan görüşmenin hemen ardından gözler buraya çevrildi. Ve açıklamanın hemen ardından da PKK, PYD güvenli bölgeden çekilmeye başladığını sizlerle paylaşalım. Güvenli bölge Türkiye sınırı boyunca 32 kilometre derinlikte olacak. Ve komandolar, Özgür Suriye Ordusu da pozisyonlarını şu anda koruduğunu paylaşalım. Çünkü güvenlik güçleri 1300 kilometrelik bir alanı PKK, PYD'den temizlemişti. Ve o alanda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakimiyeti devam ediyor. Ve 5 gün boyunca YPG ve PKK'ların hareketleri sürekli izlenecek. Zaten 120 saatlik bir süre var. Ve bu süre zarfı içerisinde PKK, PYD'li üyeler güvenlik bölgenin dışına çıkması bekleniyor. Anlaşma sonrası sınır hattında şu an için sessizliğin hakim olduğunu sizlerle paylaşalım. Şunu vurgulamakta fayda var. Harekat durdurulmadı. Sadece harekata ara verildi. Biz de Türkiye-Suriye sınır hattından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sinan Yılmaz oradaki son durumu, oradaki havayı anlattı sizlere ve bizlere. Cumhuriyet Halk Partisi bile, sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye istediğini aldı, kazanımlarımız güçlü dedi. Türkiye açısından bir diplomatik başarıdır diyebilir miyiz? Bakın, Türkiye açısından istenen bütün unsurlar aslında elde edilmiş oluyor. Başkan Erdoğan, Amerikan Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etmesinin ardından dünyanın merakla beklediği kararlar resmen açıklandı. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin büyük zaferi olarak yorumlandı. Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısını CHP bile inkar edemedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile Amerika arasında varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu. Çeviköz, "Anlaşmayı Türkiye açısından diplomatik bir başarı olarak görüyor musunuz?" sorusuna Türkiye'nin istediğini aldığını vurguladı, "Kazanımlarımız güçlü" yanıtını verdi. Bizim açımızdan istenenlerin elde edildiğini gösteriyor. Türkiye açısından bir diplomatik başarıdır diyebilir miyiz? Bakın, Türkiye açısından istenen bütün unsurlar aslında elde edilmiş oluyor. Tahkim edilen noktalar çıkartılmış, imha edilecek. Silahlar bölgeden çıkacak, YPG bölgeden çıkacak, 32 kilometrelik derinlik sağlanacak. Tabii Ünal Bey aslında çok bağırdı Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdırmayın ha filan diye. Neyse, gelinen noktada hali bu. Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan takvime özel açıklamalar. Fener'den bombalar. Galatasaray Fatih Terim'in fotoğrafı var. Savaşacaksınız demiş efendim. Gazlı içecek, yapay tatlandırıcı, paketli gıda kanser yapar. Takvim logosunun hemen altında efendim. Devam edelim başlıklara. Masada Zafer Pınarı.
Masada Zafer Pınarı, Barış Pınarı Harekatı tüm dünyaya korku saldı. Amerikan heyeti soluğu Ankara'da aldı. Kritik zirvenin ardından Türkiye 5 gün içinde YPG'nin çekilmesi ve mevzilerinin imhası için Amerika ile anlaştı. Masada Zafer Pınarı. Türkiye hem sahada hem masada kazandı diyor Takvim Gazetesi. Bana evine dön, Türk domuzu denilmesini unutmuyorum Mesut Özil. Almanya'da uğradığı ırkçı saldırıları anlattı efendim. İşte burada bana evine dön, Türk domuzu denilmesini unutmuyorum. Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için linç edilen Mesut Özil. Kuşkulu ölüm. MHP'nin ikinci adamı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'ndeki kuşçu arkadaşını ziyaret etti. 70 metre yüksekliğindeki surdan düşerek hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Devam edelim efendim birlikteliğimize Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberlerle. Ah seher. Antalya'da Emre Şahin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı ormanlık alana devrildi. Otomobilde bulunan seher hayatını kaybetti. Bu kalp seni unutur mu? Üniversiteli Kardelen Çetin beyin kanaması geçirdi. Hayatını kaybetti. Kalbi iki çocuk babası Necip Fazıl Çetin'e nakledildi. Efendim devam ediyoruz. Ergün Dilen'in yazısı. Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubu kim, neden sızdırdı? Mektupla varılmak istenen hedef neydi? Operasyonun arkasında kim vardı? Ayrıntılar Takvim Gazetesi'nde, Ergün Diler'in köşesinde. Devam ediyoruz yayınımıza. Yeni Akit'e de bakalım. Feminazilerden Akit medyaya saldırı. Akit logosunun üstünde ailenin ve genç neslin korunmasına yönelik çabalar rahatsız etti. Akit medya grubuna saldırdılar. İstanbul'a Osmanlı düşmanı danışman, bakın meydan kimlere kaldı diyor efendim Yeni Akit. Amerika'nın yarı yolda bıraktığı YPG PKK gizli ajandalarını ifşa ediyor. Johnny'nin mayın eşekleri ağlıyor. Ve devam edelim. Akıtalım ilk sayfayı. Amerika kabul etti. YPG 5 gün içinde çekilecek. Trump'un küstah mektubu çöpe atıldı. Evlat nöbetinden asker selamı. Evlat nöbeti tutanlar da selam veriyor Mehmetçi'ye. Akıtalım bakalım ne demişler. Verdiğimiz asker selamı HDP'lilerin zoruna gidiyor ama biz şeref duyuyoruz diyor anneler babalar. Ve 702 terörist etkisiz hale getirildi. Tel Aviv'de, İsrail'de YPG'ye destek yürüyüşü, yargı reformu, strateji paketi kanunlaştı. Homolardan milli marşımıza hakaret, HDP'li vekil Özsoy'dan ihanet, İBB mağdurlarından da Mehmetçi'ye destek var. Onun da haberi ve fotoğrafı var Yeni Akit gazetesinde. Devam ediyoruz Sabah Ajansı'nda birlikteliğimize efendim. Mehmetçik, evlatlarımız yerli ve milli silahlarla cephede. Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde. Makine kimya endüstrisi silah fabrikasında seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ya teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76 Barış Pınar Harekatı'nda kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 800 metre etkili menzile sahip tüfekte bulunan keskin nişancı dürbünü, termal silah dürbünü ve Eflex nişangahla lazer işaretleyici de milli imkanlarla üretildi. Modern piyade tüfeği projesi kapsamında üretilen milli piyade tüfeği serisi Barış Pınar Harekatı'nın gözde silahlarından biri. Özel kuvvetler ve komandolar hem 400 metre etkili 3600 metre azami menzile sahip MPT-55'i hem de 600 metre etkili menzile sahip MPT-76'yı terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanıyor. MPT-76 dakikada 700 mermi atabiliyor. Silaha gece görüşü ve dürbün de takılabiliyor. Ve TSK'nın çelik yumruğu M60T tankları. İlk kez bir Türk tankına reaktif zırh koruma kabiliyeti kazandıran M60T tankları harekatta TSK'nın vurucu gücü olma potansiyeliyle öne çıkıyor. M60T tankları sahip oldukları yüksek teknoloji sayesinde kendisine yöneltilen tank savar füzelerini tespit edip önceden alarm ikaz vererek tam koruma kalkanı sağlıyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilen fırtına obüsleri ise teröristlere korku salıyor.
Obüsler hareket halindeyken bile 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleriyle teröristlere karşı mücadele ediyor. Ve efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin kahpeliğinden, ikiyüzlülüğünden bahsedelim. Biraz da kendi boşalttığı üslerini, kendi uçakları bombalamış Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlere göre. Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeyini boşaltıyor, giderken de arkalarında delil bırakmamak için kendi üslerine bombalıyor. Fransız çimento şirketi Lafarge'in Kobani'deki fabrika sahası Amerikan ordusu tarafından askeri üs olarak kullanılıyordu. Askerlerin çekilmesinin ardından Amerikan uçakları fabrikadaki bu üsse hava saldırısı düzenledi. Amerikan ordu kaynakları da bu bilgiyi teyit ederek üssün başkaları tarafından kullanılmaması için yok edildiğini duyurdu. Münbiş'teki bir Amerikan üssü ise adeta hayalet karargaha döndü. Rusya ve rejim askerleri terk edilmiş Amerikan üssünün içinde cirit atarken kaydettikleri görüntüleri medya ile paylaştı. Görüyor musunuz? İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu bölge için, oralar Suriye'nin, ne işimiz var bizim Suriye'de diyor. Kardeşim, Suriye diye bir devlet mi kalmış? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suriye'yi paylaşmışlar. Sevgili seyirciler, hal bu. Amerika Birleşik Devletleri teröristlerin kendisine ait olduğunu da ayrıca kabul etmiş oluyor bu şartlarla. Sevgili dostlar, Ayvalık'tan Cüneyt Uzman mesaj göndermiş Erkan Tan. Bu Amerika Birleşik Devletleri kahpedir. Çok dikkatle incelemek lazım diyor Ayvalık'tan Cüneyt Uzman. Ve efendim devam ediyoruz haberlerle birlikteliğimize. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda bu ve benzeri konularla ilgili ciddi tartışmalar var. Amerikan Senatosu Temsilciler Meclisi'nin Suriye tasarısına geçit vermedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve Amerikan Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla geçen karar tasarısı Amerikan Senatosu'na geldi. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen karar tasarısının oylanmasını engelledi. Paul, olayın ardından yaptığı açıklamada bu tasarıya karşı çıktım çünkü hiçbir soruna çözüm sunmuyor değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu karar tasarısında Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararı eleştiriliyor. Ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu. Ve efendim, bu hadiselerle bir kez daha anlaşıldı ki bütün bu eli kanlı katillerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleri. Bakın neler yapıyorlar bölgede. Küle dönmüş evler, yaşanmaz hale gelen yerleşim yerleri. Görüntüler Barış Pınarı harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad'dan. YPG PKK terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Barış Pınarı harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'dan kaçan teröristlerin kaçarken bölgedeki bazı sivil yerleşim yerlerini ateşe verdiği ortaya çıktı. Çatışmalar sırasında geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere kaçan sivillerin bir kısmı geri döndüklerinde evlerinin yakıldığını gördü. Çok sayıda evin yaşanamaz hale geldiği ve tüm eşyaların küle döndüğü görüntüler terör örgütünün yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ben yaşlı bir kadınım. 3 kızım var. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ne dede, ne amca, ne dayı. Kimsemiz yok. Evden çıktık geldik ve evimizi bu halde bulduk. Allah yardımcımız olsun. Annesiyle birlikte eve dönen kızı da terör örgütünü lanetledi.
Evimizi PKK yaktı. İlçeden ayrıldık. Ancak geri döndüğümüzde evimizin yakmış olduklarını gördük. Evde oturacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları. Amin. Çünkü bunlar Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e düşmanlar. Kafirler topluluğunun hizmetkarı PKK, PYD, YPG, KCK. Ve bunların siyasi parti görünümlü adamları, arkadaşları, HDP. Zaten soru şudur, günlerdir buradan soruyor bu fakir. Anneler ve babalar, Diyarbakır'da HDP il binasının önünde toplanmışlar. Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından HDP il ve ilçe teşkilatındakiler dağa kaçırdılar diye feryat ederlerken, bunlara siyasi parti muamelesi yapılmaya devam etmeli mi? Kardeş kardeşi öldürüyor. Amca yeğenini öldürüyor. Böyle bir şeye ve bu meclis sessiz kalıyor. Yine HDP, yine haddini aşan sözler. HDP'li Garo Paylan, Barış Pınarı Harekatı'nı soykırım diye niteledi, mecliste sinirler gerildi. Bu bir tehcirdir arkadaşlar. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in tanımına göre bir soykırım girişimidir. Bunu kabul etmememiz gerekir. Değerli arkadaşlar, demografiyle oynamak suçtur. Garo Paylan'a CHP ve HDP hariç tüm partiler, hatta CHP ve HDP'nin ittifak ortağı İYİ Parti bile tepki gösterdi. En sert sözlerse MHP'li Erkan Akçay'dan geldi. Ben öyle kanaat sahibiyim ki bu kişi özel yetiştirilmiş bir ajan provokatördür. Ne alakası var tehcirle? O toprakları o hale getiren, Suriye'nin o bölgesini böylesine terörize eden biz miyiz arkadaşlar? Daha bugün konuştuk. PKK, YPG, emperyalist güçler orayı tamamen kontrolsüz bir hale getirdiler. Bu tahrikkar ifadelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden böylesine fütursuzca kullanılmasını da kınıyor ve üzüntülerimi bildiriyorum efendim. HDP'liler gerilim stratejisini her yerde sürdürüyor. Bir diğer HDP'li Hişyar Özsoy, Fransa'nın Türkiye'yi kınama tasarısına destek verdi. Ona tepki ise meclisin bir numarasından Başkan Mustafa Şentop'tan geldi. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Arkadaşımızı burada kınıyorum. Hala siyasi parti muamelesi yapılsın diyorlar bu adamlara. Bir üzücü haber var, Hatay'dan geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinde demir yüklü tır ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştılar. Kazada 20 kişi yaralı. Kaza sabah saatlerinde D-817 karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen demir yüklü tır ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştılar. Çarpışmayla midibüs devrildi, tırda ise ağır hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 20 kişi ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildiler. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Şimdi efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. Çok açık, net konuştu. Müttefiklerimiz terör örgütlerine yardım ediyorlar dedi. Kimsenin toprağında gözümüz yok olmadı da. Olmayacaktı. Kendi ülkemiz bize yeter. Cennet gibi bir ülkemiz var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaretler ve toplantılar için Antalya'ya gitti. Bakan Soylu, sahil teşkilatları liderleri toplantısında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yaptı. Modern dünyanın bütün bu sorunlara cevap üretemediği ve bizim teröre karşı verdiğimiz mücadele bana göre huzur arayan dünya için bir kılavuz niteliğindedir. Türkiye'nin NATO ile ilişkisine değinen Soylu, diğer müttefiklere seslendi. NATO'da müttefikiz, müttefiklerimiz bizi değil, terör örgütlerini tercih ediyorlar. Ardından Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı toplantısına da katılan Soylu, yapılan kara propagandalara dikkat çekti. Biz sivilleri katlediyormuşuz. Yok
Biz demografiyi değiştiriyormuşuz. Hangi demografiyi değiştirdik? Demografiyi değiştiren sizin desteklediğiniz PYD'dir. YPG'dir ve PKK'dır. Ve efendim devam ediyoruz. Yunanistan'da meydana gelen bizi üzen hadiselerle devam ediyoruz. Şimdi Türkiye başka işlerle uğraşıyor ya. Yunanistan acaba ben burada Türkiye başka yerlerle meşgulken bir film fırıldak çevirebilir miyim diyor. Her zaman olduğu gibi. Türkiye Suriye'deki teröristleri vurdu, Avrupa'da yaşayan terör yandaşları terör estirmeye başladı. Son görüntü Yunanistan'dan geldi. Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan PKK-YPG sempatizanları Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na saldırdı. Terör yandaşı 11 kişi ziyaretçi kisvesi altında sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine girdi. Ardından da PKK yanlısı yazıların olduğu dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı. Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı. Yunan medyası 11 kişilik PKK yanlısı grubun polis tarafından gözaltına alındığını duyururken Türkiye PKK yanlılarının eylemine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çirkin eylemi kınadı. Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk evi ve başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk evine dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir. Kaynağında engellemeli dedi Ömer Çelik. Yunanistan bu işleri kaynağında engellemeli dedi. Haksız mı? Devam edelim efendim. HDP'li belediyelere yönelik terör soruşturmaları devam ediyor. HDP'li 3 belediye başkanı ve 2 meclis üyesi tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı terör operasyonunun düğmesine bastı. Ekipler terörle bağlantılı isimlerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Soruşturma kapsamında HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, belediye meclis üyesi İrfan Sarı ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Daha önce de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, silahlı terör örgütüne üye olmaktan cezaevine gönderilmişti. HDP Hakkari İl Başkanı Sinan Kaya da silahlı terör örgütüne üye olmak ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 10 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. HDP'li Mardin Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergis ve Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut da yine terör suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP'li isimlerle ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi. Ve devam ediyoruz yayınlarımıza. Sabah Ajansı'nda sevgili seyirciler, Barış Pınar Harekatı'nda teröristlere göz açtırmayan evlatlarımız, askerlerimiz bakın nasıl destekleniyorlar. Tek tek sardılar, özenle doldurdular. Aslanın içine koy şekilde. Akçakaleli kadınlar evlerinden uzakta görev yapan Mehmetçi'ye özledikleri anne yemeğini yapmak için kolları sıvadı. Yıllarca terör tehdidi altındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi artık rahat bir nefes aldı. Tel Abyad'da teröristler temizlenmeye devam ediyor. Akçakaleliler de 5 yıl sonra bölgeyi özgürleştiren ve teröristleri temizleyen kahraman komandolarımıza şükranlarını göstermek için onlar için yemek hazırlıyorlar.
Dolma yaptık, sarma yaptık, ayran hazırladık. Annem kendi ellerinden ekmek açmış, yufka ekmek hazırladı. Askerlerimiz için, vatanımız, milletimiz için. Ev hanımları yaptıkları yemeklerle askerlere olan minnetlerini gösterdi. Her şey asker için, vatanımız için. Türkiye demek merhamet demek. Annelerin merak etmesin. Önce Allah'a, sonra bizlere emanet. Her şey vatan için. Asker annelerimizin içi rahat olsun. Biz onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sevgiyle yaptıkları yemekleri tek tek paketleyip hazırladılar. Kasa kasa yemekleri ve ayranları bir an önce Mehmetçi'ye ulaştırmak için hep birlikte kamyonete dizdiler. Akçakale'de herkes kahramanlarımızla tek yürek oldu. Annelerimizin, ablalarımızın hazırladığı yemekler kamyonetlere yüklendi ve sınır birliklerine doğru yola çıkılıyor. Tabii son dönemde fenomen olan asker selamına annelerimiz de katılıyor ve buradan asker selamı vererek kahramanlarımıza selam gönderiyorlar. Ve sevgili seyirciler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın acı günü. Oğlu hayatını kaybetti. Son kez baktı oğluna. Son kez vedalaştı. Son kez helalleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın acıların en büyüğünü yaşadı. Oğlu İlteber Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladı. Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden İlteber Yalçın için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede hüzün hakimdi. Geniş katılım vardı cenazeye. Tören siyasetin her kesiminden ismi bir araya getirdi. MHP'lisi de, AK Partilisi de, CHP'lisi de cami avlusundaydı. Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Namaz kılındı, hoca helallik istedi, acı daha da büyüdü. En acı gününde dostları yalnız bırakmadı Semih Yalçın'ı. Bir koluna Celal Adan girdi, diğerine ise İzzet Ulvi Yönter. Acısına ortak oldular Yalçın'ın. İlteber Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 33 yaşındaki Yalçın geride gözü yaşlı bir eş ve 4 yaşında bir kız çocuğu bıraktı. Olayla ilgili soruşturmada devam ediyor. 3 kişi İlteber Yalçın'ın ölümünün ardından Ankara polisi tarafından gözaltına alındı. Semih Yalçın'a Allah sabır versin, dua ediyoruz. Allah rahmet eylesin, oğlu İlteber Yalçın merhum için dua ediyoruz. Ve efendim yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Hikmet Öztürk vardı bugüne kadar bölgede. Oradaki arkadaşlarımız zaman zaman nöbet değiştiriyorlar. Oraya götüreceğiz sizleri. Pazartesi günü yine inşallah sabah saat tam 6'da huzurlarınıza geleceğiz. Huzurlarınızdan ayrılırken dua ediyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru kolla muhafaza eyle. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et yalvarıyoruz sana. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahu Ekber. Bugün Cuma. Allah kabul buyursun.